Merhabalar efendim, WOW TV'ye hoş geldiniz. Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Bu akşam yine hayata dokunan çok değerli, çok önemli bir konuyu çok değerli, çok kıymetli konuğumla konuşacağız. Yazar, şair Nurullah Genç bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Sağ Sizi olun, burada görmekten dolayı çok mutluyum. Eyvallah. Bugün bir başarı öyküsü nasıl yazılır? Bunu konuşacağız. Evet. Başarı çok önemli. Çağımızda daha da önemseniyor, daha da yüceltiliyor. Hayatın belki de tek yegane en büyük amacı gibi adeta. Hele de modern dünyanın başarısızlığa pek de tahammülün olmadığını hesaba katarsak, ya başarısız olacağına öl daha iyi diyen bir sistemdeyiz. Ama başarıyı da hakiki anlamıyla mı anlıyoruz acaba, nasıl anlıyoruz? Bugün bunları biraz masaya yatıracağız. İnşallah. Sizin yakında da bir kitabınız çıkacak, Başarı Bedel İster diye. Çok merak ettim içeriğini çünkü ismi de çok anlamlı. Onu da inşallah yakın zamanda elimize almak, İnşallah. Okumak nasip olur. İnşallah. Başarı Bedel İster yaklaşık birkaç ay içerisinde, bir iki ay içerisinde elimizde olacak. Evet, inşallah. Değerli hocam, baştan tanımı yaparsak daha net oluyor zihinlerimiz diye bir tanım yapalım isterim. Başarı sizce nedir? Kendi belirlediğimiz hedefin mutlaka gerçekleşmesi midir? Başarıyı nasıl tanımlarsınız? Eyvallah. Orada çok güzel bir ifade kullandınız. Yani başarısızsan öl ya da yok, sana hayat şansı yok. Biz başarıyı hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri yapmak olarak algılarsak yanlış yapmış oluruz. Ya hiç kimsenin beceremeyeceği bir işi becermek çok olağanüstü bir şeydir. Bazı işleri pek çok insan yapabilir. Yani aynı anda bir iş yaptıracaksanız 50 tane makama ulaşabilirsiniz yapabilecek. Ya 10 ustadan teklif alırsınız, birine yaptırırsınız. Dolayısıyla böyle çok zor rastlanılır bir şeyi yapmak anlamında başarı kelimesini kullanmıyoruz. O çok bambaşka bir şeydir. O keşiftir ya da ne bileyim olağanüstü bir haldir. Şimdi öyle bakınca durumu biraz daha böyle aşağıya doğru çekip günübirlik işlerimiz içerisinde hayatımızı sürdürürken insanlar olarak başarmayı nasıl gerçekleştirebiliriz'i konuşmak lazım. Bir. İkincisi, insana bakmadan olmaz. İnsan diğer canlı varlıklardan farklı. Yani ne toprağın altındaki köstebek gibiyiz ne de gökte uçan kuş gibiyiz. Yani standardımız yok. Onların standartları var. O standartları aşmıyorlar. Yani köstebek binlerce yıldır aynı standartlarla yaşıyor. İşte leylekler aynı standartlar. İnsan böyle değil. İnsan sürekli farklılaşmaya çalışan, farklı şeyler yapmaya çalışan, hayatını değiştiren, görüntüyü değiştiren, giydiğini değiştiren, yediğini farklılaştırmaya çalışan bir tip. Dolayısıyla akıl sahibi olduğu için de sınırları, hedefleri zorlama potansiyeline sahip. Yani daha da ileriye gideyim. Burada ne var? Burayı da keşfedeyim diyebilen bir varlık. İnsanın dünyasına sınırsız bir şekilde yaklaştığınızda mesele yine içinden çıkılmaz hale getirirsiniz. Bunlara rağmen insan da sınırsız bir varlık değil, onda sınırlar var. Dolayısıyla başarıyı da sınırlar içerisinde düşünmemiz gerekiyor. Bir de dünyanın geldiği nokta itibariyle dediniz. Özellikle Batı medeniyetinin sanayileşmeden sonra insanları tek boyutlu hale getirip ve inanılmaz bir yarışın içerisine soktukları bir dünyada başarısız olanların ayıklanması, elimine edilmesi, ortadan kaldırılması ya da onlara hayat hakkı tanınmaması sadece bu çağın problemi değil. Yüzlerce yıl öncesinde, yani milat öncesinde de buna, ta Eflatun'da buna rastlayabiliriz. Yani onun 54 şehir devletinde filan işte güçsüzler ayıklanır, zayıflar ayıklanır. Böyle diri bir toplum oluşturabilmek için başarısız kalmış, çelimsiz kalmış olanlar ayıklanırlar. İşte yüzlerce yıl sonra İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda Nazi Almanya'sında da yine güçsüzleri ayıklamak, güçlü bir Alman toplum meydana getirmek gibi bir düşüncenin ortaya çıktığını görürüz. Bu belki bugün de bazı yerlerde, bazı insanlarda var. Yani dünya artık nüfus çoğaldı. Şu zayıfları, çelimsizleri bir ayıklayalım. Ya da işte işe yaramaz toplumlar var. Bir şey de üretmiyorlar falan. Onları ayıklayalım. Ortada işte bir nüfus yoğunluğu kalmasın. Dünya daha rahat hale gelsin diyebilen insanlar da var. Yani bunları şu belki Ukrayna-Rusya savaşında bile dile getirenler oldu. Hatta koronavirüs döneminde ya ne olur dünyanın yarısı gitse filan diyenler vardı. İşe yaramayanlar gitsin. Böyle değil. Biz medeniyet olarak, inanç olarak insana böyle bakmayız. İnsan nerede olursa olsun ve kim olursa olsun
Müslüman olsun ya da olmasın, neye inanırsa inansın, bir cana kastetmedikçe, fitneye sebep olmadıkça, kendisi için mahkemeler böyle bir bunlardan dolayı bir ceza kararı almadığı sürece, bir insanın haksız yere ortadan kaldırılması, telef edilmesi, bütün insanlığın öldürülmesidir. Böyle kabul eder Rabbimiz. Onu yaratan o, aklı veren o, ruhu veren o, kabiliyetleri veren o. Siz onun yarattığı bir varlığı kendi keyfiniz ve çıkarlarınız için ortadan kaldıramazsınız. Kaldırmaya teşebbüs ettiğinizde hem büyük günahtır, suçtur, hem de birinin bedeni bütün insanlığa neredeyse denk gelir. Bir insana hayat vermek de bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Biz buna bakarız, böyle inanırız. Yani işte Şeyh Edebali'nin vasiyeti, insanı yaşat ki devlet yaşasın demesi de bundandır. Bununla ilgili bizim tarihimizde çok fazla örnek var. Biz yuva kurarız, yuva dağıtmayız mesela. İşte buradan baktığımızda mesele başarısız olanı ayıklamak değil, başarısız zannettiğimiz ya da düşündüğümüz insanları da kendi boyutları içerisinde, kendi hayat tarzları, standartları içerisinde bir hedefi gerçekleştirme noktasına getirmektir. Evet. Onları nasıl başarılı kılabiliriz? O zaman başarı standart ölçütlere değil de daha kişiye özel. Kesinlikle. Daha o kişi özelinde. Kesinlikle. Onun kültürü, yetenekleri, evet, kapasitesi, evet, koşulları özelinde değerlendirilmesi, evet, gereken bir şey. O yüzden başarının ana esasları vardır. Herkes için geçerli tek bir başarı formülü yoktur. Eyvallah. Bakın, ana esaslar herkes için geçerli olabilir. Evet. Ama her insan içinde o insana özgü farklı şartlar söz konusu olacağı için başarıyı onun açısından da ayrıyeten tanımlamanız lazım. Evet. Parmak izi gibi kişiye özel, evet, koşulların özel, biraz, kesinlikle, da ürünüyüz. Kesinlikle. Peki değerli hocam, büyükler şöyle derlerdi bize, işte Allah muvaffakiyetler versin, evet, yavrum. Evet. Kimi eski kitapların da başında, belki hala biraz güncel kitapların da bazılarında görürüz. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır diye. Aynı kökten muvaffak, tevfik, evet, bildiğim kadarıyla. Başarıyla muvaffakiyet aynı şey mi? Yoksa oradaki o tevfik faktörü çok daha başka bir yere götürüyor mu bizi? Çok önemli bir soru bu. Neden? Bunun da tartışılması, konuşulması ve anlaşılması lazım. Yani gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Benim de çocukluğumda köy odasında okunan kitapların son cümlesiydi ya da ön sözünü yazan kişinin altına yazdığı cümleydi. Yani ufacık ifadeydi. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Ben de Başarı Bedel İster kitabında bunu anlattım. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Ne anlama geliyor? Şimdi başarıyı hani nasıl tanımlarız diye bir şey sormuştunuz ya. Sezai Karakoç'un bir mısrağı geldi aklıma. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız der. Evet. Ben başarıya hep böyle baktım. Ya bir koşu var. Ve siz o koşu bittiği halde siz koşuya devam ediyorsunuz. Yani şöyle düşünmüyorsunuz. Emekli oldum artık, ben bundan sonra uyuyayım, yatayım, keyfime geleyim falan. Başardım. Belli kriterleri yerine getirdim. İşim bitti. Bitti. Böyle değil, düşünmüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben son nefesime kadar koşuya devam edeceğim. Birileri koşuyu bitirdi. Uykuya dalsa bile. Bu nedir biliyor musunuz? Bu ya elinizde bir tohum var. Orada bir tohum var ve öleceksiniz 5 dakika sonra. Biliyorsunuz ben ölüyorum. Kalkıyorsunuz, o tohumu böyle alıyorsunuz, gücünüz yetiyorsa toprağa dikiyorsunuz. Diyorsunuz ki benden sonra bu tohum meyve versin, fidan olsun. İşte koşu bittikten sonra koşan at olmak budur. Çünkü sizin koşunuz biraz sonra bitecek. Siz belki bedenen dünyada olmayacaksınız. Ama attığınız tohum fidan olacak, ağaç olacak, meyve verecek. Çiçeğinden, kabuğundan, o yapraklarından, dallarından, gölgesinden, meyvelerinden insanlar, hayvanat, haşerat yararlanacak. Aslında sizin koşunuz bitmedi. Mesela bizim dinimizde sadaka-i cariye kavramı, evet, vardır. Evet, o geçti aklımda. Müthiş bir şeydir. Siz öyle şeyler yapıyorsunuz ki siz vefat ettikten sonra da sizin yaptıklarınızın tesiri devam ediyor. Hayırlı ilim bırakıyorsunuz. İnsanlar faydalanmaya devam ediyorlar. Hayırlı evlatlar bırakıyorsunuz. Çevrelerine iyi işler yaparak fayda sağlıyorlar. Hayırlı bir mal bırakıyorsunuz, işte vakfediyorsunuz değil mi? Bugünkü vakıfları düşünelim. Yüzlerce vakıf, o vakıf eseri insanlara hizmet sunmaya devam ediyor. Siz aslında hayattasınız. Siz aslında ölmemişsiniz, yaptığınız eserle varsınız. Evet. Neden amel defteriniz kapanmadı? İşte bundan dolayı kapanmadı. Koşu bittikten sonra da koşan at olmak biraz da budur. Yani bundan şunu düşünebiliriz. Bizim inancımıza, inanç sistemimize göre başarmak sadece insanın kısa ömrü içerisinde bir hedefe ulaşması anlamında yapacağı şeyler değildir. Yaşarken ve öldükten sonra kendisi için, ailesi için, çevresi için, milleti için, inandığı insan grupları, mazlumlar için,
zalimler için değil ve bütün dünya insanlığı için fayda sağlayacak eserler ortaya koymak, bir şey yapmak, bir şey üretmek ve onun ölümünden sonra da devam edebileceği bir sayfa olarak açık kalmasını sağlamak. Evet. Şimdi başarı zihniyet olarak böyle yerleşmeli dünyamıza. Diyebilirsiniz ki yani herkes bunu yapabilir. Evet, en azından ailesi olan, çoluk çocuğu olan insanlar değil mi? Çocuklarını öyle bir yetiştirirler ki kendilerinden sonra çok güzel işler yapar, defterleri kapanmaz. Buna mani bir şey var mı? Yok. Bunu köydeki adam da yapabilir mi? Yapabilir. O köydeki adam da ilim tahsil etmesine mani bir şey var mı? Yok. Her birimiz alıp okuyabilir miyiz? Öğrenebilir Hele miyiz? Hele günümüzde bu evet, kadar ulaşılabilir. Değil mi? Yani bakın, sadaka-i cariyeyi gerçekleştirmek için de mal sahibi olmaya gerek yok. Okursunuz, öğrenirsiniz, çocuk yetiştirirsiniz ve defter kapanmaz. Muvaffakiyete ve başarı tevfike gelince biz gayret ederiz. Ama gayret sarf ederken elimiz, gözümüz, kulağımız, bedenimiz, ruhumuz, aklımız, her şey yaratılmış ve bize verilmiş. Biz bunları kendimiz var etmedik. Kabiliyetlerimizi kendimiz yapmadık. O zaman biri şikayet etmez mi ya, benim niye kabiliyetim yok? Allah bütün her şeyi bize imtihan için vermiş zaten. Herkes kendi verildiklerince imtihan ediliyor. Bunu imtihan vesilesi bildiğinizde, artık bu benim imtihanımdır dediğinizde, öbüründe niye var, sizde niye yok diye düşünmüyorsunuz. Var olanın imtihanını nasıl verebileceğinizi, onu nasıl değerlendirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Madem ki böyle bir durum içerisindeyiz ve bizim hedeflerimiz olacak, başarmak istediklerimiz olacak ve biz onları gözümüzün önüne alarak yürüyeceğiz. Tamam, buna karar verdik mi başarılı olduk diye bir şey yok. Bir de bizim arzu ettiklerimizin fiiliyatını Allah'ın yaratması mümkün olacak. Yani gayreti biz göstereceğiz, tevfik Allah'tan. Yolu açmazsa siz başarılı olamazsınız. İnşallah'ın manası da bu değil midir? Kur'an'da da geçer açıkça. İnşallah Eğer Allah dilerse. Allah dilerse bunu yapabilirsiniz. Allah dilemezse siz bunu yapamazsınız. Yani o fiili yaratmaz, o yolu açmaz. Sizin oradan yürümenize mani olur ve engeller. Siz oradan gidemezsiniz. Dünyanın en başarılı insanı olursunuz. Girerseniz bir seçime kaybedersiniz. Lincoln işte 50 defa giriyor, 51. de seçiliyor. Yani siz gayret edeceksiniz. Allah size yardım ederse bu olur. Evet. Mehmet Akif'in bir beyti bunu çok güzel anlatır. Allah'a dayan, sağa sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yolu. Allah'a dayan, çalış, hikmete ram ol. Sonuca da rıza göster. Yani çalıştım, baktım başka bir şey oldu. O olmadı, ben vazifemi yaptım diyecek. İsyan etme. Asla. Niye olduramadım? Tabii. Çünkü kadiri mutlak değiliz ki, tek benimle bitmiyor iş. Bitmiyor. Kadiri mutlak olan Allah'tır. Allah sana böyle bir sonuç takdir eylemediyse, neticeyi böyle takdir eylemediyse senin onu değiştirme imkanın yok. Çalıştın, 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 bir yeri kazanacaktın, kazanamadın. Tamam, bitti. Vazifeni yaptın mı? Yaptın. Ama yapmadıysan oturup üzül. Ben çalışmadım de, uyudum de, gereğini yapmadım de, bir dahaki sefere yapacağım de. Çünkü Allah'a dayan, sahaya sarıl diyor. Allah'a dayan ama çalış. Ama sen çalışmadın. Başarı bedel ister. Bedel ister. Öder. Evet, bedelini öde. Ondan sonra da hikmete ram ol. Yani netice senin arzu ettiğin şekilde gerçekleşmediyse, sizin şer bildiğinizde hayır, hayır bildiğinizde şer vardır, ben bilirim diyen Rabbime dayan de ki vardır bir hayır. Eyvallah. Vardır bir hayır. Vardır. Tabii. Onu o bilir yani. Biz bunu bilemeyiz de. Şimdi dünya çapında ünlü ve başarılı, tırnak içinde başarılı diyelim, hani herkesçe kabul edilmiş sporcular var. Bazen bireysel müsabakalarda, bazen takım sporlarında işte gol atan veya çok büyük bir atlayışı gerçekleştiren, dünya şampiyonu olan. Sonra bakıyoruz, o başarıyı gerçekleştirdikten sonra kimi ellerini kaldırıp dua ediyor, kimi istavroz çıkarıyor, kimi secdeye kapanıyor inancına göre. O en büyük başarıyı gösterdiği anda, ki çok çalışmış belli, çok disiplinli insanlar bunlar, bedel ödemiş, çok çalışmış ama istedim ve yaptım deyip bırakmıyor. Orada da kendi tanrısına, kendi Allah'ına inancınca şükrediyor, bir bağlantıya geçiyor. Bunu nasıl yorumlayabiliriz hocam? Bu kadar başarıyla başımızın döndüğü evet, bir çağda. Uzun yıllar hayatta kalmış, hala belki hayattadır. Japonya'da kurulmuş bir şirket. İşletmelere danışmanlık yaparken şirket sahiplerine, ailelere o şirketten örnek de verirdim. Bir aile anayasası yazıyor. Ve o aile anayasasında aile üyelerinin şirkette nasıl görev alacaklarını, nasıl çalışacaklarını, yani sistemi koyuyor. Diyor ki bu sistemde çalışacaksınız. Sistem
devam ettiği için de 350 yıl hayatta kalıyor. Mesela bizde şirketlerin %97'si 3. nesilde yoktur. Evet. 2. nesilde %50'si çöküyor. Gider. Yani her 100 şirketten 3 tanesi, 5 tanesi kalır 3. nesile. Yani dededen toruna intikal eden şirket sayısı %10 bile değildir. Yani. Kapanır gider. Ama bu şirket 350 yıl kalıyor. 400 yıl yaşıyor. Sebebi sistemli bir çalışma yapması. Ve anayasanın son maddesi ne biliyor musunuz? Yaptıklarınızdan dolayı ve bütün başarınızdan dolayı da Tanrınıza şükredeceksiniz. Oo, evet. İmparatorunuza teşekkür edeceksiniz. Tanrı'ya da şükredeceksiniz ve hamdınızı yerinize getireceksiniz. Yani. Neyse o manada cümleler var. Şimdi insan kendisini Tanrı olarak görmediği sürece, ya ben Tanrı'yım haşa, böyle bir şey iddiada bulunmadı, yani firavunlaşmadığı sürece, nemrutlaşmadığı sürece, zayıf olduğunu, bir yerde güçsüz olduğunu, bir başarıyı gerçekleştirdiğinde tek başına bunu yapmadığını, bir yardımla bunu yapabileceğini hissedebilen bir varlıktır. Birincisi bu. İkincisi, inanç çok önemli. Ya bir güce, dışınızda bir güce inanıyorsanız, sizi yaratan, kainatı yaratan bir güce inanıyorsanız ve ondan da yardım istiyorsanız bir işi başarmak için. Başardıktan sonra ellerinizi açarsınız. İstavros çıkarırsınız. Ya da işte kendi hareketinizi yaparsınız. Bir sporcunun başarılı olduktan sonra, üst düzey bir başarıyı gerçekleştirdikten sonra hangi tepkiyi göstermesini bekleyebiliriz? Yani ben zaten Tanrı'yım ya, bu işi yaptım filan mı diyecek? Öyle bir şey yok. Onu diyen zaten aklını başından kaybetmiş birisidir. Yani insanın Tanrılık iddiası olamaz zaten. Yaratılmış bir varlıktır, ölür gider. Bunu yapamadığına göre çıktı, zirveye çıktı. Yani olimpiyat şampiyonu oldu, zirveye çıktı. Vay be, ben zaten bunu yapardım filan. Ben neymişim? Falan. Neymişim? Ben buyumuşum zaten. Ben zaten buyum filan. Diyemeyeceğine göre ne diyecek? Ya ne hissedecek? Bir tepki göstermesi lazım. Bir şükretmesi. Tepki göstermesi lazım. Başardım. İşte bu. Başardım demesi lazım. İşte orada ne oluyor biliyor musunuz? İnsanın maneviyat dünyası harekete geçiyor. Yani psikolojik hali harekete geçiyor. Bunu gerçekleştirdim. Annem babam sağ olsun yardım ettiler. Kardeşlerim sağ olsun beni destek. Rabbim sağ olsun, Tanrım sağ olsun bana nasip fırsat etti. Verdi, nasip etti. Bu tamamen inançla alakalıdır. Evet. Eğer inanç sahibi değilseniz, bir yaratıcıya inanmıyorsanız, tamamen hiçbir şeye inanmıyorsanız, o başarıyı gösterdiğinizde ne istavros çıkarabilirsiniz, ne elinizi açıp dua edebilirsiniz, ne secdeye kapanabilirsiniz. Belki sadece size yardım eden insanlara döner teşekkür edersiniz ve kendiniz bunu başardığınız için de kendinizi yukarıya bir yere koyarsınız. İşte bu ikisi arasındaki çizgide yer alıyor sizin söylediğiniz bütün davranışlar. Evet. İnanmayla alakalıdır. Destekle ilgilidir. Psikolojik olgunlukla alakalıdır. Niye olgunlukla alakalıdır diyorum. Bir de olgun değilse kişi bu davranışı göstermekte zorlanır. Olgunlaşması lazım ki ya ben bunu tek başıma yapamam. Allah yardım etmeseydi, şu iş olmasaydı bu, ben bunu gerçekleştiremezdim. Kibri engel olabiliyor bazen. Evet, yani kibir sahibi olmayacak. Ben zaten yapardım filan, yani bu nedir ki filan dediği anda zaten kaybetmiştir. Bir de güzel bir söz var, zirveye çıkmak değil, zirvede kalmak önemli. Öylelerin zirvede kalması da son derece zordur zaten. Evet. Peki başarılı olduğumuz işle hakkımızda hayırlı olan şey her zaman aynı mıdır hocam? Ya da farklı olması mümkün mü? Hani şer zannettiklerimizde hayır olabiliyor, tam tersi de mümkün. Tabii. Ya bunu çok iyi yapıyorum ama bu benim için hayır olmayabilir mi? Olmayabilir. Bu nedenle hayırlı olanı isteriz ya. Allah'ım hayırlı olanı nasip et. Yol aç. Bana hayırlı olanı yapmamda yardım eyle. Ya hikmet de işte tam burada konuşulması gereken bir kavram. İrfan ve hikmet deriz ya. Ya Yunus Emre'nin deyişiyle cevap verelim. Ne diyor Yunus Emre? Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü. Bostan ıssık akıyıp derne yersin kozumu. Şimdi erik dalına çıktım. Birinci adım şu, erik zannediyor, dala çıkıyor, erik yiyecek, yediğinde bakıyor, üzüm yedim. Ne oldu başka ki? Başka bir tecelli. Sen niye erik gördün bunu peki? Hani bu erikti, demezler mi adama ya sen erik yemeye gittin, niye üzüm oldu? Aa ben fark edemem, yani demek ki benim erik diye gördüğüm üzüm olabilir. Arka planı, meselenin arka planı. Aa, ama iş değişti. Şimdi bostanın sahibi de aşağıdan bağırıyor, diyor ki cevizimi niye yiyorsun? İşte bu erik mi, karıştı. Üzüm mü, ceviz mi? Şimdi bunu davranış bilimde ben şöyle anlatırdım. Davranış bilimi derslerimde. Derdim ki bir, sizin baktığınız bir pencere var. Hadiselere bir boyuttan bakıyorsunuz.
İçten bakamadığınız için, arka planı göremediğiniz için. Daha sonra hadisenin arka planı ön plana çıkınca bakıyorsunuz ki erik değilmiş, üzülmüş. Hiç hadise böyle değilmiş. Ama bir de başkalarının bakışı var o hadiseye. Başkalar sizin gibi bakmayabilir. İlle herkes benim gibi düşündüğünü dediğinizde bunu yapamazsınız. Sizin erik ya da üzüm olarak baktığınıza birisi ceviz olarak bakabilir, görebilir. Yani bu kişilerin olaylara bakış açılarının kişiliklerinden, mizaçlarından, işte huylarından, birikimlerinden, aileden, inançlarından gelen birikimlerle nasıl farklılaşabileceğini gösteriyor. Biz bunların hepsini kavramakta zorluk çektiğimiz için, her hadiseye içinden ve dışından sadece yaratıcı bildiğinden dolayı bizim hayır zannettiğimizin arka planında bizim için zararlı bir şey, zararlı zannettiğimizin arka planında da hayırlı bir şey olabilir. Biz bunu bilmeyiz. Biz ne yapabiliriz o zaman? İnsan olarak vazifemizi yaparız, deriz ki Rabbim neticeyi hayırlı eyle. Evet. Neticeyi hayırlı eyle. Bize hayırlı olanı nasip et. Evet. Hayatımda hiç şu olsun bu olsun demedim bu yüzden. Her zaman şunu söylüyorum. Allah'ım ben çalışıyorum. Hayırlı olanı nasip et. Bazen de şöyle bir yanılgı var. Ben şunu yapayım, hayırlı kıl nasip et. Yok yani, o öyle değil. O daha çok işimize geliyor. İşimize sanki geldiği için öyle. Allah'ım sen bunu hayırlı kıl, bana da ver. Hakkım da hayırlı eyle, kolaylaştır. Ya benim dediğim olsun mümkünse. Ya zaten Allah sana hayırlısını verecekse ötesine ihtiyaç yok ki. Yani değil mi? Yani Allah size hayırlı bir şey verecekse siz öbürünü niye arıyorsunuz? Allah'ım bana hayırlısını nasip et de barakada otur, sarayda oturma. Hem hayırlı kıl hem de saray ver bana. Böyle bir şey yok. Yani bu bazen belki biz de benzer şeyler söyleyebiliriz ama bu doğru değil. Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Ve başarılı olmanın en ilginç yanlarından bir tanesi de şu. Ben insanların hayatında da zaman zaman gözlemliyorum. İnsanlar bazı hedefler koyuyorlar. Onlara bir ısrarla gitmeye çalışıyorlar. Körü körüne ısrarla bir hedefi istemek değil, hayırlısıyla bir hedefi istemek. Evet. Böyle. Bazen bir hedefi çok fazla ısrarla istemek bizim imtihanımız ya da felaketimiz de olabiliyor. Çünkü arka planını göremiyoruz ya. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet. Arif anı seyreyler diyor. Yani çok fazla paniğe kapılmadan, drama yaratmadan seyreyler, müşahedede kalır. Dur bakalım ne olacak, bana ne getirecek, ne öğretecek diye. Orada biraz telaşlanıyoruz, panik yapıyoruz ve seyir halinde kalamıyoruz galiba. Maalesef. Müdahil olmaya çalışıyoruz. Bu sefer de işin içinden çıkılmaz hale getiriyoruz bazen işleri. Oysa vazifemizi yapıp ondan sonra seyre çıksak alemi yetecek. Şimdi hatırladım, böyle vezirin birisi sürekli hayırlısını istermiş. Sultan da bazen kızarmış. Ya bu vezir de hayırlısından başka bir şey istemiyor. Her şeye hayırlısı diyor, her şeye hayırlısı diyor. Bir gün avlanırken sultan yaralanmış ayağından, ok saplanmış. Vezir görünce vardır bir hayır sultanım deyince atın bunu hapse demiş, ya bunu zindana demiş. Ayağıma saplanmış okta bile hayır hayır arıyor. Ne olabilir ki bunun? Daha ayağım yaralandı, ok girdi öbür taraftan çıktı. Bunda hayır mı olur filan diye atmış zindana. Aradan zaman geçmiş. Ülkeyi düşmanlar gelip işgal etmişler. Sultanı tahtından indirecekler fakat tebdili kıyafet etmiş. Sultanı arıyorlar, bulamıyorlar. Bu da tebdili kıyafet. İnsanları topluyorlar. Düşman komutan diyor ki mahkumları affedeceksiniz. Onlara dokunmayacaksınız. Sakatlara dokunmayacaksınız. Diğer güçlü olanları alın götürün. Sultan da ayağından sakat olduğu için sultana da dokunmuyorlar. Tebdili kıyafetli olduğu için de sultan olduğunu da bilmiyorlar. Kalıyor. Zindanda olduğu için vezir de kalıyor. Sultan bunun hikmetini falan düşünürken aklına geliyor. Ya diyor benim ayağımda bu yara olmasaydı ben şimdi gitmiştim, köle olarak beni çalıştıracaklardı. Vezir aklına geliyor. Ah ben ne hata yaptım diyor. Bu demek hayırlıymış benim için. Hemen zindana koşuyor, gidiyor, bakıyor ki zindandakilere dokunmamışlar. Zaten onlar orada. Veziri görünce, vezir diyor, senin diyor sözün diyor tecelli etti. Allah diyor beni korudu, düşmanlar. Bunda da vardır bir hayır diyor vezir. Bunda da vardır bir hayır. Hayırlısını istemek lazım. Eyvallah. Orada teslim olabilmek de insanın başarıya ulaşmasındaki içsel faktörlerden. Evet ama Rukiye Hanım burada bir yanlışı da dile getirmedik. Onu da. Şimdi tevekkülle çalışıp teslim olmayı karıştırıyoruz. Bu çok önemli bir problem. Nasıl ayırt ederiz? Yani şöyle, tevekkül şu değil. Ben Allah'a tevekkül ettim. Ya gerisinin önemi yok. Yani o bir çorba, bir urba filan dolaşır dururuz. Yani yeter. Bu değil. Tevekkül
Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah'a teslim olmanın adıdır. Hmm. Bir insanın yapabileceği bir şey varsa, bir konuda yapmıyorsa tevekkül ettim demesi büyük hatadır. Hı hı. Böyle bir tevekkül yok. Ben böyle bir tevekküle inanmıyorum. Peygamber Efendimiz her şeyi yaptı, ondan sonra tevekkül etti. Hı hı. Evet. Yani pencerenin kenarında duygulandı, üzüldü. Bak anlatıyorum, inanmıyorlar dedi. Hı. Ayaklarına gidiyorum, söylüyorum, anlatıyorum. Söylemeden, yapmadan söylemiyor bunu. Panayır panayır dolaşıyor değil mi? Anlatıyor. Vazifesini yapıyor. Yani şeyde ne diyor? Veda haccında şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya. Söylemedin mi? O evet kadar anlattın emek. mı? Evet. Şimdi yapmak bu. Vazifemizi yaptık mı? Ondan sonra tevekkül. Ayet nazil oluyor. Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen anlat anlatacağını. Onların hesabını sen görmeyeceksin. Hı-hı. Muhafızı değilsin. Onların hesabını biz görürüz. Biz yapalım yapacağımızı. Sonra rıza gösterelim, tevekkül edelim, takdire rıza gösterelim. Çünkü o işte erik dalına çıkıp üzüm yemek olabilir. Hayırlısı odur. Evet. Çok ısrarla bir yeri kazanmak için uğraştı uğraştı, bir delikanlı kazanamadı. Başka bir yer kazandı. Hayırlısını istiyor idiyse bilsin ki hayırlısı olan o. Evet. İlle de benim istediğim hayırlı evet. olmak zorunda değil. Değil. Öyle bir şey peki, yok. Peki tevekkül, gerçek bir tevekkül, evet. üstümüze düşeni yaptıktan sonra Teslim hissedeceğimiz olmaktır. bir tevekkül ve teslimiyet, Tabii. içsel faktörlerden biri başarıda. Tabii. Başarılı olmak için içsel ve dışsal olarak hangi faktörler önemli? Şimdi şöyle, Başarı Bedeli İster kitabında da uzun uzun analizini yaptım bunun. Bir insan kendi iç yolculuğuna çıkmadan önemli bir başarıyı gerçekleştirme imkanına sahip olmaz. Hmm. Önce bir iç yolculuğuna çıkması lazım. Ben kimim, neyim, ne yapabilirim? Kabiliyetlerim nedir? İç dünyamda neler var? Buna iki Amerikalı düşünürün yaptığı bir pencere vardır. Yuhari penceresi deriz biz ona. İnsana dört bölgeye ayırırlar. İşte açık bölge, kapalı bölge, yarı kapalı, yarı açık bölge diye. Bu yuhari penceresi yolculuğuna, iç yolculuğuna bir çıkması lazım herkesin. Nedir? Açık bölgem. Neyim ben işte? Nurullah Genç. Ne yapmışım bugüne kadar? Şunları yapmışım, şunları yapamamışım. Ben Ahmet, Mehmet. Kimse. Benim açık bölgem ne? Açık bölge sizin de başkalarının da sizinle ilgili bildiği şeyler. Açık alanınız. Yara açıksa sizin bilmediğiniz onların bildiği. Hani ne olabilir bir insanın kendisinin bilmediği, başkalarının bildiği şeyler? Olabilir. Ben mesela yıllar önce bir öğretmenime bir tiki vardı. Kimse cesaret edemiyordu. Ben söyledim, dedi benim haberim yok. Ben hiç öyle bir şey yapıyor muyum? Evet Kör hocam dedim. noktası, Evet. haberi yok. Evet. Ya yani omuz hareketi yapıyor, farkında değil. Durduk yerde bir anda. Hocam bir acınız mı var ya, omuzumuzda falan demiştim. Ne acısı dedi. Dedim böyle bir anda böyle bir hareket yapıyorsunuz. Ben farkında değilim dedi. Haberim yok, farkında değilim. Ondan sonra baktık kesti. Yani aklına geliyormuş, durduruyormuş ya. Vücut alışmış böyle bir şey. Bu yara açık bölgedir. Ya da biz burada konuşuyoruz. Birileri mesela program hakkında şu anda konuşuyorsa iyi ya da kötü, inşallah iyidir. O konuşmalar, bizimle alakalı konuşmalar bizim yara açık bölgemiz. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Ama onlar aralarında biliyorlar. Bizimle ilgili konuşuyor. Dedikodu böyledir mesela. Gıybet yara açık bölgededir. Yani birinin hakkında konuşurlar, adamın haberi yoktur. Hani tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok falan gibi bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Deyimi unuttum. Burası yara açık. Kapalı bölge ise sizin de bizim de bilmediğimiz şeyler. Yani yarınımızı bilmiyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Ne zaman öleceğiz bilmiyoruz. Bilmediğimiz çok şey var kendimizle alakalı. İç alemimizde mesela başka yeteneklerimiz de olabilir. Bilmiyoruz yani, henüz ortaya çıkmamış, keşfedilmemiş falan olabilir. Şimdi bu üç bölgenin de zararı ziyanı yok. Biri zaten açık. Biri de zaten o bilmese de biz biliyoruz. Biliyoruz kişinin böyle bir hali var. Öbürü de kapalı. Ama yarı kapalı bölge çok önemli. Yani kişinin kendisinin bilip başkalarının bilmediği şeyler. Sır dünyası. Ya o sır dünyası olmasaydı televizyonda filmler olmazdı, diziler olmazdı, romanlar olmazdı, şiirler olmazdı. Sanat diye bir şey olmazdı. Bizim bütün sanat eserlerimizin arka planında o yarı kapalı bölge var. İç dünya. İç dünyası var. O iç aleme bir yolculuk yapmak gerekiyor. İyi olan nedir orada? Kötü olan nedir? Yargılar nedir? Değer yargıları. Normlar yani. Nedir? Meselelere nasıl bakıyorum ben içimde? Kendime nasıl bakıyorum? Ben kendimi değerlendiriyor muyum? Kendimi analiz ediyor muyum? Kendimi eleştiriyor muyum? Kendimi tahlil ettim mi? Farkında mıyım? Farkında mıyım? Ben neler yapabilir miyim? Yapabilirim. Mesela ben yıllar önce bir üniversitede çalışıyorum. Rektörlük seçimleri oluyor. Birçok insan aday. Kendi kendime derdim ki ya
Bunları tek tek alıp bir yuvarı penceresi yolculuğuna çıkarmam lazım. Bir içine sorması lazım. Ya ben bu işi yapabilir miyim? Ben insan yönetebilir miyim? İnsan yönetmek başlı başına önemli bir şeydir. Belki o yolculuğa çıkabilse pek çoğu adaylıktan çekilecek. Ya bu benim işim değilmiş diyecek. Anlatabildim mi? O yolculuk insanın neleri başarabileceğine dair fikrini sağlam hale getirir. Ben şunu yapabilirim, bunu yapamam. Çünkü hissedersiniz yeteneklerinizi. Ya ben resim yapamam mesela, bilirim yapamayacağımı. Ama bana 10 tane kelime verin, içinden 50 tane cümle çıkarayım. Onu yaparım. Şimdi kişi kendini tanımadan sağlıklı bir başarıyı gerçekleştiremez. İlk şartı budur. İnsanın iç alemini keşfetmesi ve kendisini. En zoru belki de. Burada neler var? Eksikler var. Değil mi? Arızalar var. Sıkıntılı durumlar var. İyi durumlar, iyi haller var. Yani bir bakarsınız ki mesela çok konuşuyormuşsunuz. Dersiniz ki bundan sonra konuşmalarıma dikkat edeyim. Bir bakarsınız ki zamanı alabildiğini harcıyorsunuz. Dönüp bir bakmıyorsunuz benim zamanım nereye kayboldu gitti. Yani o zaman başlarsınız Necip Fazıl'ın Dakikalar şiirini okumaya. Kim bilir neredesiniz geçen dakikaları falan diye aramaya başlarsınız. İşte bu iç yolculuğu son derece önemli. Benim Abdülkerim Dinç diye bir arkadaşım vardır Erzurum'da, üniversitede. Bazen böyle Erzurum Ovası'na çıkardık fotoğraf çekmeye falan. Sonra derdi ki üstad buraya geldik biz bir iç yolculuğuna çıkalım. Sessiz sedasız yarım saat bir saat o bir tarafa yürürdü ben bir tarafa. Otururduk, düşünürdük. Ben böyle otururdum kendi kendime. Çetele çıkarmışımdır. Çok fazla çetele tutmuşumdur. Yanlışlarım, doğrularım. Şunları yanlış yapıyorum, şunları doğru yapıyorum. Şunu düzeltmem lazım. Öfke kontrolünde zayıflıyorum. İşte şunu şöyle yazmışım çoğu defa. Bunları düzeltmem lazım diye. İşte bu iç yolculuğu olmadan başarıyı yerine oturtmak, kavram olarak yerine oturtmak mümkün değil. O zaman başarı başka bir şeye dönüşüyor. Kendinizden haberiniz yok. Bir hedefe kilitleniyorsunuz. Bir de onu gerçekleştirirseniz kendinizi olağanüstü zannediyorsunuz filan. Aslında kibre, kendinize bir dönseniz kibir ortaya çıkıyor. Kendinize bir dönseniz kibirlenmemeniz gerektiğini, kibirlenebileceğiniz hiçbir şeyinizin olmadığını, hiçbir şey kendinizin yaratmadığınızı, aklınızı sizin yaratmadığınızı, ruhunuzu sizin vermediğinizi, sizi birinin verdiğini, birinin yarattığını, o birinin tek olduğunu, vahid olduğunu, vahdaniyetin olduğunu filan anladığınızda üzülürsünüz, dersiniz ki şükürler olsun. İşte bu içi tanımakla alakalı. Ondan sonra dış dünya. Yani neler var, ben ne yapabilirim, nasıl bir ortamda yaşıyorum, maddi gücüm nedir, ailemin durumu nedir, ben nereye gidebilirim, hangi hedefi koyabilirim, fırsatlar neler, üstünlüklerim, benim zayıflıklarım zaten belirlemiştik. Bir de bir Batılıların yaptığı SWOT analizi diye bir analiz vardır. O analizin de üstünlükleri, zayıflıkları diye maddeleri var. İşte iç alemde bunu tespit edersiniz. Evet. Üstün yanlarınız, zayıf yanlarınız. Dış aleme döndüğünüzde de fırsatları ve tehditleri, engelleri ve kullanabileceğiniz fırsatları belirlersiniz. O zaman iç ve dış analizi doğru yaptığınız için hedeflemeyi doğru yapıp doğru yürüme imkanına sahip olursunuz. Bunlar olmadan sağlıklı bir başarı gerçekleştirmek. Çok daha ayakları yere basan ve kişinin mutmain olmasını daha kolaylaştıracak bir başarı tarifi anlıyorum söylediklerinizden. Öbür türlü salt dünyevi anlamda işte sınav var, girdim, başardım. İşe girdim, terfi ettim, maaşım arttı, statüm yükseldi. Böyle bir başarıdan asla söz etmiyoruz. Bu zaten başarı mı? O da tartışılır. Bu bir hedef koymak ve ona ulaşmak ama iç dünyası harapsa, mutmain değilse, ailesini harap etmiş ya da kendiyle kavgalıysa, değersizlik duygularının pençesinde kıvrandığı için kurum satmak, kibirlenmek, insanları ezmek suretiyle var ediyorsa o otoritesini mesela, başarılı mıdır bu insan gerçekten? Böyle bir başarı düzeyinin insanın kalbini mutmain kılması mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü bu sürekli bir arayış getirecek ve sürekli daha başka, daha üst, daha başka, daha başka diye tatminsizlikten dolayı her şeyi denediği için, tatmin olamadığı için hayatına son veren yüzlerce binlerce insan var dünyada. Neden? Birçok şeye sahip. Peki neden kendi hayatına son verme noktasına geliyor? Çünkü başarıyı yerine oturtamıyor. Orada artık arayışının gidebileceği bir yer kalmıyor. Şimdi para var, şöhret var, her şeyi elde etmiş, imkanlar var ama mutlu değil. Neden? Çünkü iç yolculuğuna çıkmış değil. Evet.
Bunları kendisine birinin verdiğine inan. İçine bakmadan evet. sadece dışarıya baktığı tabii. zaman insanların gözündeki hayranlık pırıltısı yetmiyor bir yerden tabii, sonra. Tabii yetmez. Aynada kendi gözlerine baktığında sen bir sahtekarsın der insan. Yani evet, bizim evet. işimiz de psikoterapi olduğu için her toplumsal tabakadan insanla çalışıyoruz. Başarısızım diye üzülenler olduğu gibi bunların içinde çok başarılı olanlar da var. Ama insanız ve herkesin bir derdi var durur içerisinde diyor ya türküde. Hepimizin dertleri, tabii zayıf hisleri, zayıf hissettiği anlar var, değersizlik duyguları olabilir. Orada eğer kişi kendine yabancılaşmışsa, dış dünyanın gözlerinde bir yere gelmek, onların gözlerinde bir hayranlık uyandırmak üzere çalışmışsa çok büyük çöküntü oluyor sonra evet. iç aleminde. Onun için iç ve dış alemimizi birbirine yaklaştırmak, afakta ve enfüste varlığımın delillerini göstereceğiz diyor ya Allah. Aynı onun gibi hem iç alemine bakmak hem dış aleme bakmak. Kendini tanımadan sağlıklı bir başarı Evet. Ölçütü geliştirmek mümkün, Mümkün değil. değil. Nihai kelamı şöyle söyleyebiliriz burada. Bir eser ortaya koydunuz, bir çalışma yaptınız, bir hedef gerçekleştirdiniz ya yani başarı sağladınız. Ne için? Değil mi? Neden? Hayranlık toplamak için mi Mesela bizde sadece? şey vardır, başarı güdüsü teorisi vardır motivasyonda. Şimdi sorarız ya yani bir hedef var, çok para kazanmak. Kazandınız, peki o parayı nereye harcayacaksınız? O parayla ne yapacaksınız? Ne yapacağım? Nasıl mutlu edecek beni? Ne verecek Yani bana? Nihai amacınız sizin aslında değerinizdir. Öz değerinizdir. Buna işte o modern kavramla misyon deniyor. Evet. Değil mi? Sizin bir vizyonunuz var, hayaliniz var. Var mı? O hayali gerçekleştirmek, o misyonu gerçekleştirmek için var. Evet. Eğer o misyon yoksa, misyon demeyelim hadi değer diyelim. O değer yoksa o hayale ulaşmak ne ifade edecek? Neye hizmet edecek? Çok kazandınız, attığınız ihtiyaç sahibi insanlara. Değeriniz buydu. Sizin mutluluğunuzu sağlayacak başka bir yer yok. Evet. Değil mi? O kadar güzel bir gönül rahatlığıyla. Eyvah. Yüzlerce insanın karnını doyurdunuz. Onlara ikramda bulundunuz. Değil mi? Ne kadar büyük bir tatmin. Kim verebilirse başka bu tatmini kim sağlayabilir? Yeni bir araba, yeni bir ev almak ne olacak ki? Değil. İnsanı mutlu yani edecek. Yani iki tane olan. Takım elbise giyseniz deli diye alır götürürlerse. Üst üste giyemezsiniz. Belli bir yaştan sonra doktorlar yasaklıyor. Yağlı yeme, şunu yeme, bunu yeme. Peki ne olacak? Yani yemenize ve giymenize harcayamadığınız bir parayı başkalarının gözünü şenlendirmek için gözünüzün önünde mi tutacaksınız? Kazanmanın sınırı yoktur ama harcamanın sınırı vardır. İsraf yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz diye buyuruyor. Evet. İsraf edemezsiniz. İhtiyaç sahibi olanlara vermenin mutluluğu belki de para kazanmanın en büyük mutluluğudur. Kesinlikle. İşte bunu ancak o iç alemle, o değere sahip olmakla keşfedebilir insan. Evet. Bu yoksa ağır kapitalist ruhsal çöküntü meydana gelir sonunda. Yani her şeye sahip olmak, kapitale sahip ol, paraya ol ol gözünü toprak doyuruyor. Ya. Değil mi? Ölür ve toprak doyurur. Başkası da olmaz yani. Çünkü hedeflerin de ardı arkası gelmez. İlerlemenin, yükselmenin, daha fazlasına sahip tabii. olmanın. Reklamlar popüler kültürün, kültür endüstrisinin çok güçlü araçları ya. Bir tanesinde daha fazlasını iste diyor. İçecek reklamı yani. Daha fazlasını iste. Pardon ama neden? Çok acı cümleler var. Çok, çok ağır cümleler var. Yani, kendin için yaşa diyor. Evet, evet. Bakın kendin için hala gösteriliyor. Kendin için yaşa. Ben buna değerim diyor. Değerim dediği şey bir şey satın alacağız. Evet. Bir kozmetik ve ben buna değerim. Yani değerlilik algımızı tamamen tüketim üzerinden, sahiplik üzerinden, hedef koyup hedeflere ulaşmak üzerinden yapılandırdığımızda büyük bir içsel çöküntü. Tam da bu hedeften de bahsetmişken hocam, Montaigne'in güzel bir sözü var. Hani hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diyor. Bir hedefimizin olması lazım ki hayatın akışında önümüze çıkan bir takım tabii. unsurlar bize tabii. yardımcı olsun. Hedef, hayal, arzu, plan, program, eylem. Bunların arasında nasıl bir ilişki var? Hangisi daha önemli? İç analizi, sizce? Dış analizi yaptınız. Yaptık. Neleri başarabileceğinizi, hangi alanda yürüyebileceğinizi, sosyal mi, fiziki alanlarda mı ya da ne bileyim mesleki bir alanda mı çalışma yapabileceğinizi biliyorsunuz, belirlediniz. Yaşınız gelmiş 17-18'e, üniversite sınavlarına giriyorsunuz. Lisede filan yaptınız bu değerlendirmeleri. Baktınız ki ben iyi tarihçi olurum, ben tarih okumalıyım. Ben ya da işte mesleki bir çalışma yapmalıyım. Meslek lisesi mezunusunuz. Gideyim organize sanayi bölgelerinde ustalık yaparım, iyi şeyler yaparım filan. Öbürleri beni çekmiyor dediniz. Ya sonuçta alanı belirlediniz. Çünkü bir alan belirlemeden hedef belirleyemezsiniz. Ben şimdi durduk yerde yani
tıpla ilgili bir alan hedef belirleyebilir miyim? Hı hı. Belirleyemem. Hı hı. Yani tarihle ilgili belirleyebilir miyim şu anda? Belirleyemem. Ben iktisat okumuşum. Hı hı. Şu anda bile bir hedef belirlesem kendi alanımla ilgili, sanatla hı hı. ilgili olabilir. İşte fotoğraf, uğraştığım alanlarla ilgili. Hı hı. Yani siz o analizleri bitirdikten sonra bir defa önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl içerisinde nereye ulaşacağınızı, yani bir hayal süresi belirleyerek hı hı. nereye ulaşacağınızı düşünmeniz lazım. Hı hı. Ama alan belirlemeden olmaz. Hı hı. Hedef alanla ilgili. O şart. Hangi hı. alanda bir hedef belirleyeceksiniz? Hı hı. Birinci şart bu alan. Hı hı. Alanı belirlediniz, o alanda yapılmış olanlara bakmanız gerekiyor. Hı hı. Sizden önce neler yapılmış? Hı hı. Kim neler yapmış? Hı hı. Değil mi? Şimdi mesela olimpiyatlara gidiyor. Dünya rekoru kırması için ne yapması lazım sporcunun? Önceki rekorları bilmesi lazım. Benden öncekiler ne kadar atlamış? Şu kadar. Ben o zaman yüksek atlama yapacaksam, 2 santim daha yukarı çıkacaksam, işte şu kadarını atlamam lazım diyecek bir hedef koyacak. Siz de hangi alandaysanız o alanda yapılanlara bakacaksınız ki, mesela genç şiir yazıyorsa yazılmış şiirlere bakacak ki daha iyi bir şiir yazmak için bir hedef belirleyebilsin. Ya da ahşap oymacılığı yapacak kardeşimiz, bir el sanatları yapacak. Önceki yapılmış ahşap oymalara bakacak ki ben daha iyi şöyle şey yapabilirim. Mimar, model alacak. Mimar Sinan'a bakacak ya daha yukarısını ben nasıl yapabilirim diye düşünebilsin. Sadece alan, ondan sonra o alanla ilgili hedef, o hedefin ne kadar süre içerisinde gerçekleştirileceği. Yani bir hedef koydum, ömür boyu devam ettim. Öyle bir şey yok. Evet. Mutlaka ona bir süre tayin etmesi lazım. O süre bizim vizyonumuz olacak işte. Sonra bizi o süre içerisinde o hedefe götürecek ana yollar neler? Buna da strateji deniyor. Yani strateji Latince stratum'dan türemiş bir kavramdır. Nehir yatağı anlamına geliyor. Yani nehirler bir yataktan yürüyerek denize giderler ya. Nehirleri denizlere ulaştıran yollar strateji. Bizi de vizyonumuza götürecek ana yollara biz strateji diyoruz. Yollarını belirleyecek. O hedefe hangi yollardan gidebilir? Burada bir şey daha var. Önemli. Prensipsiz olmaz. Ona yine politika deniyor. Mesela politika kavramı yine Latince'den gelmiştir. Herhangi bir işi halkın yararına kurallarla yapmanın adıdır. Bizde tam tersi politika kuralsızlığa dönüşmüştür. Evet, oysa politika kural koymaktır. Politikanız ne bu konuda dendiğinde bir kuralınız var mı, prensibiniz var mı? Bir de prensip koyacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ben bu yürüyüşü yaparken, bu süre içerisinde, şu yolları takip ederken şunları şunları yapmayacağım, şunları şunları da rıza göstereceğim. Yani kesinlikle bunu aşmayacağım. Nedir işte politik olarak? Mesela insana zarar verecek hiçbir şey yapmayacağım diyeceksiniz. Değil çok mi? Güzel. Mesela insana zarar verecek hiçbir şey yapmayacağım. İnsan faydasını olacak. Benim temel politikam bu. İnsanın faydasını olmayan bir şeyi hemen siler, ortadan kaldırırım diyeceksiniz. Politikalar belirlendikten sonra alan belli, hedef belli, süre belli, ana yollar belli, politikalar belli. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? O süre için günlük, haftalık, aylık, yıllık planlar kaldı. Plan program kaldı. Evet. Tam taktikler. Burada disiplini sormak istiyordum. Başarılı olmakla disiplinli çalışmak arasında nasıl bir ilişki var? Şöyle söyleyeyim. Yani disiplin, istikrar. Yani eski dilde istikrar. İstikrarlı çalışma yapmayan kişinin zaten herhangi bir hedefi gerçekleştirme imkanı olmaz. Çünkü başarı günübirlik hazlarla, bazen böyle içten bir coşmalarla filan. Rüya görerek, uyandıktan sonra o rüyanın gereğini hemen kısa sürede yaparak gerçekleştirebileceğimiz bir şey değil. Başarı bedel ödenerek gerçekleştirilebilecek bir hedefin adıdır. Diğeri rastlantı olur ya da başka bir şey olur. Başka birinin ikramı olabilir. Bu da istikrar yoksa. Peki o diyelim ki 20 yıl belirledik değil mi? O 20 yıllık hedefe ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? 20 yıl istikrar göstermemiz lazım. Yani her yıl o çalışmalar yapmamız gerekiyor. Her gün o hedefe götürecek adımı atmamız gerekiyor. Kestik adımları. Başarabilir miyiz artık? Başaramayız. İşte disiplinsizlik budur. Yani bunu hem kararlaştırdınız hem de orada burada eğlenmeye gittiniz. Yani işte işlerinizi yapmadınız, zamanında okumadınız, zamanında yazmadınız, gereken fiili ameleliği göstermediniz. Adam sen de dediniz, eğlenceye gittiniz. Şimdi okula başladınız ama derslere girmediniz, hiçbir şey. Yıl sonu geri kalırsınız. 3 dersten tekrara düşersiniz. 1-3 barajına takılırsınız. Eskiden vardı. Şimdi disiplin ya da istikrar bütün bunların tamamını kesintisiz sağlayabilecek davranış kararlılığının adıdır.
Eğer burada bir kararlılığınız yoksa, evet, istikrar gösteremiyorsanız hedef falan koymayın. Başarı sizin yapacağınız bir iş değildir. Evet. Eskilerin ya söylediğim bir sözü var. Hani hep sabırla sebatla da ilişkilendirir, evet, ama istemekle heves etmek arasında fark vardır. Evet. Yani çok kişi heves eder. Yani mesela bir enstrüman çalmaya çok kişi heves eder. Güzel resim yapmaya ya da işte bir okul bitirmeye, belli bir konuda ustalık kazanmaya. Aa, çok isterim deriz ama aslında sadece heves ediyoruzdur. İsteyenle heves etmenin farkını, heves edenin farkını nasıl ayırt edebiliriz? O çalışıyor. O yola baş koymuş, ter döküyor, emek veriyor, uykusuz kalıyor, bedel ödüyor yani, evet, o istediği ödüyor şey için. Bedel. Peki burada sabırlı olmak da galiba önem kazanıyor, evet, hocam. Yani ben disiplinli olacağım ve bunun için gerekli matematiksel kurallar neyse buna hazırım diyecek ama o arada onun sınanacağı bir sabırlı mısın değil misin yeterince? Bununla da sınanacak galiba. İstikrarın getireceği bir yük vardır. Yani siz bir defa onu koparmayacaksınız. O davranışı her gün tekrar edeceksiniz. Her gün yorulacaksınız. Taviz vereceksiniz. Nereden? Sınanacak. İlişkilerinizden. Zaman ayırmayacaksınız. Eğlencelerinizden taviz vereceksiniz. Bazen keyfinizden uykudan taviz vereceksiniz. Yorulacaksınız. Belki az uyuyacaksınız. Bütün bunlar size yük getirecek. Ya bu yükü omuzlayacaksınız. Ya bu ne biçim bir işmiş? Ne yapacağım ben bu başarıyı falan deyip bırakmayacaksınız. İşte sabredeceksiniz. Sabreden derviş murad ermiş ya da çorba içmiş falan derler. Bunu yapmadan, yani sabretmeden ve istikrar göstermeden ve devamlılığı sağlamadan başarılı olamazsınız. Evet. Devamlılığı sağlamak için de sabır ve istikrar kelimelerinin yan yana gelmesi lazım. Sabır bize tahammülü getirir. İstikrarsa devamlılığı sağlar. Evet. Bakın, sabırla tahammül ettik. İstikrarla devamlılığı sağladık. Devamlı. Bedeli ödedik, başarılı olduk. Yani dinimizde dahi bakın, amelin az ya da ve devamlı olanı. Yani bir anda çok şey yaptınız, bıraktınız. Evet, evet. Az yap ama devam et. Sabırla ve istikrarla bunu sürdür. Faziletli olanı bu. Evet. Çünkü kesintiye uğramıyor orada. Evet. Ve az da olsa sürdürülebilirlik burada, evet, önemli. Az, tabii, da olsa devamlı bir şeyi yapıyor olmak, her gün o motivasyonu üretebiliyor, evet, olmak da kişiyi dönüştürücü bir güç, tabii, galiba. Yani bugün çok coştum, 10 saat çalıştım herhangi bir konuda ama diğer günler aynı istikrarı gösteremezsem bir kıymeti yok. Ama 10 gün boyunca her gün 1 saat çalışmak, o 10 gün boyunca beni zinde tutacak, hedefime odaklanmış tutacak. Az da olsa o sürdürülebilirlik, istikrarı, devamlılığı, hedeften, rotadan ayrılmamayı da sanki beraberinde sağlıyor, getirir. Efendimizin hadisi aklıma geldi ya. İki günü birbirine eşit olmayan aldanmıştır. Ki eşit olan aldanmıştır. İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır. Sadece şu hadisi şerife rehber edinse bir kişi. Dese ki benim iki günüm birbirine eşit olmayacak. Ama düşmeyecek yukarı. Evet. Ne olur biliyor musunuz? Bir harf öğrendi, ertesi gün ikinci harf, ya, ertesi gün dört harf, ondan sonra beş harf, altı harf, altı cümle, yedi cümle. Yahu yani sadece şu hadis-i şerifi hayatına rehber edinen kişi günlerini birbirine eşit kılmayacağı için müthiş bir başarı gösterir. Müthiş bir yığılma olur. Evet, kar topu etkisiyle tabii, büyür. Müthiş yani, her günüm diğerinden daha iyi olacak. Bu kolay mı? Kolay değil ama bu neyi gerektiriyor? Sabrı, istikrarı, bir hedefe uygun adım yürümeyi, vazgeçmemeyi, evet, taviz vermemeyi, heveslere aldanmamayı, keyif, evet, çatmamayı. Evet. Sorumluluk bilinci de burada galiba devreye giriyor hocam. Yani sorumluluk duygusu zayıf olan bir insanın başarılı olması mümkün mü? Bir şey söyleyeyim mi? Zaten bunları devam ettiren kişi sorumluluk bilinci olan kişidir. Bir kişi bunları yapıyorsa, devam ettiremiyorsa bir sorumluluğu falan yoktur. Heves etmiştir. Evet. Bakın, evet, heves etmiştir. Dediğiniz ya, heves ve isteme ayrı. Evet. Heves etmiştir ama sonra bakmış ki kim çekecek bunun karını falan, alasmaladık. Pek çok kişi başlar, hedef koyar, heves eder, yarıda bırakır, çeyrekte bırakır, hatta başlangıçta bırakır. İşte temel nedeni heves etmekle ısrar etmek arasındaki farktır. Evet. Israr etmek nasıl olur? Sınava girdim, başaramadım. Ama çok istiyorum. Kendimce çalıştım da. Sonra bir daha girdim, bir daha girdim. Orada ısrarı, hani kaliteli bir ısrarla, yok, olmayacak bir şeye, kör bir noktaya saplanmayı nasıl ayırt edebiliriz? Menfi bir ısrardan söz etmiyoruz. Menfi de ısrar edilmez. Müsbet de ısrar edilir. Yani siz birçok şeyden mahrum bırakacaksınız kendinizi. Ve bir hedefi gerçekleştireceksiniz. Kapanacaksınız, okuyacaksınız, bir şeyler öğreneceksiniz. Ama dışarıda eğlence dünyası var.
O eğlence dünyasına ısrarla girmeyip hedefe devam etti. Bu menfi değil, müspet ısrardır. Evet. Ama yanlışta ısrar zaten ısrar değil, başka bir şeydir o. Felakettir. Evet. Yani girdiniz, kazanamadınız, başaramadınız, yapamayacağınız bir iş. Ben bunu ille de başaracağım. Yani ne olursa olsun falan diyemezsiniz. Hmm. Onu sebatla da karıştırmak mümkün çünkü. Ya ben evet. Gerçekten istersen, emek verirsen olur. Bu yıl olmadı, öbür yıl oldu. Bazen de olmayacak bir şeyin peşinde, bir hayal aleminde de insanlar koşabiliyor. Ama işte bu başta yaptık ya analizi. Kendini tanımadan. Tanıdı ya şimdi kendisini. Evet. Zaten bilecek ki ben bunu yapamam. Evet, evet. Ben mesela benim hayatımda vardır. Yani tıp fakültesine kazanmak için fark derslerine gidiyordum. İmam Hatip Lisesi mezunuyum ben. Bizim zamanımızda İmam Hatip Lisesi mezunları edebiyat kolu mezunu sayıldığı için fen puanıyla bir yere giremiyorduk. Sınav sonuç belgemizi lise müdürümüz Abdurrahman Teber, ellerinden öperim buradan. Götürdüm, dedim ki hocam İmam Hatip Lisesi'nde birinci bitirmiş, birincilikle bitirmişim. Hocam üniversite sınavım, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler, İşletme Fakültesi'ydi, sonra İktisat oldu ismi. Baktı böyle, böyle haksızlık olmaz, adaletsizlik olmaz dedi. Belgeyi vurdu böyle masanın üzerine, hocam hayırdır dedi. Senin fen puanın tıp fakültesini tutuyor dedi ya. Sen dedi orayı tercih edemediğin için gidememişsin. Bilemiyorum hocam, bakmadım bile ben. Yani fen puanım ne işe yarıyor? Çünkü bir yere girmiyor ya fen puanıyla. Seneye dedi gideceksin. Fark derslerini vereceksin. Fizik, kimya, biyoloji. Ve mutlaka tıp fakültesini kazanacaksın. Ben de tamam dedim. Gittim müracaat ettim. Ama bir süre sonra o iç analizimden dolayı aldı beni bir korku. Ben doktorluk yapamam. Ben mesela iğne yapamam. Evet. Ben sineğe bile kıyamıyorum üzerimden falan ya, ölürse falan diye. Ben canla acıtamam. Bu diğerlerinin yaptığını yanlış hale getirmiyor. Yok, benim yapamayacağım bir şey. Değil belki. Benim yapamayacağım bir şey. Evet. Sonra dedim reklam aramız falan mı geliyor? Küçük bir ara vereceğiz müsaadeniz olursa hocam. Tam burada kalalım, heyecanlı hani, yerinde kaldık. O, eyvallah peki. Tamam. Müsaadenizle kusura eyvallah, bakmayın lütfen. Değerli izleyenler, biz kısa bir aranın ardından saat başında tekrar buradayız. Bu heyecanlı hikayenin devamını ben de sizler gibi merak ediyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Tekrar merhaba efendim. Vav TV'de Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Bu akşam kıymetli yazar, şair Nurullah Genç ile bir başarı öyküsü nasıl yazılır bunu konuşuyoruz. Çok da heyecanlı bir yerde kalmıştık. Eyvallah. Değerli hocam, üniversite tercihinde demiştiniz ki, yeni televizyonu yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatayım. İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunuz için fen puanınız yeterli olduğu halde tıp fakültesine tercih etme imkanı olmadığı için girememe gibi bir engelle karşılaşıyorsunuz. Evet. Sonra da dediniz ki kendimi düşündüm, bu hedef benim için uygun bir hedef miydi? Şöyle hocam yönlendirince müdür bey, ben de gittim fark dersleri verip fen diploması almak için çalışmaya başladım. Bir okula gidiyorum akşamları. Üniversitenin birinci sınıfında okuyorum, iktisat, işletme okuyorum. Bir taraftan fark derslerine gidiyorum. Fark derslerini alınca da ertesi sene tıp fakültesine müracaat edeceğim ve puanım da çok yüksek olduğu için zaten gireceğim falan diye düşünüyorum böyle. Ama o arada hayal kuruyorum. Ya ben 20 yıl sonra mesela ne olurum? Doktor olarak ne yapabilirim? Yani doktorluk yapabilir miyim? Bana böyle bir garip geliyordu. Ya ben nasıl yapacağım ya ben? İğneyi alacağım mesela, işte iğne vuracağım falan, yapamam. Sonra nöbet tutuyorum, servisteyim, işte bir hasta. Yani hastayla ağlarım, hasta ağlar, ben de oturur ağlarım onunla beraber. Allah korusun vefat ederse ben onu bırakamam. İşte alırım mezarlığa götürürüm, defnine falan yardımcı olurum. Böyle o çocuk halimle, delikanlı halimle böyle düşünüyorum. Sonra derler doktor nerede? Doktor mezarlığa gitmiş falan. Beni atarlar, ben doktor olarak çalışamam diye. Böyle düşünüyordum. İşte o günlerde bizim derslerimize giren bir hocamız böyle bir 20 yıllık hayaller kurun. Stratejinizi belirleyin, vizyonunuzu belirleyin. Rastgele çalışmayın. Bir hedefiniz olsun mutlaka. Siz belirlemiş miydiniz hocam bir hedef? Yoktu. O zamana kadar yoktu. İşte ben doktor mu olayım, mühendis şey mi olayım, bankacı mı olayım, akademisyen mi olayım, karar veremiyordum bir türlü. Ve muallakta dolaşıyorum yani. Hoca bunları anlatınca bana çok yakın geldi çünkü. Böyle bir problem var kafamda. Hemen kağıda notlar aldım işte. Vizyon belirleyeceğim, misyonumu, değerlerimi falan yazdım, stratejilerimi. Ama bir hafta düşündüm, taşındım, bir yol bulamadım. Ben bunları nasıl yapacağım? Gittim hocanın kapısını çaldım. Hoca gir dedi, içeriye girdim. Buyur evladım. Dedim hocam böyle böyle vallahi. Bunları anlattınız ama ben bir türlü beceremedim. Bana yardımcı olun ya, ben hayalimi kurmak istiyorum falan.
Gel evladım gel dedi. Senden başka soran olmadı. Merak eden olmadı. Aa. Gel sen dedi. Gir içeri. Girdim. Çay söyledi. 20 dakika falan 15-20 dakika konuşturdu beni. Ondan sonra dedi ki ben senin bir yetenek tahlilini yapayım evlat dedi. Bir bakalım sen ne yapabilirsin. İşte böyle şimdiki gibi değil. Böyle çıkardığı anket sorularının olduğu bir kağıt. Böyle eğri büğrü yazılmış işte filan. Onu doldur dedi. Doldurdum. Sonra değerlendirme yapmış. Bir hafta 10 gün sonra beni çağırdı. Gittim dedi ki senden doktor olmaz. Sen dedi hemen gidip kaydını sildireceksin. Aa. Evet. Nasıl sevindim. Dedim tamam. Demek ki bak ben endişeleniyordum. Doğruymuş yani. Ben mutsuz olurdum bu işte. Kişi yeteneğinin dışında sevmediği bir işe yöneldiği zaman mutsuz olur dedi. Sonra akademik araştırmalarımızda gördük. Türkiye'de iş tatminsizliği %70'in üzerindeydi. Her 10 kişiden 7'si işini sevmiyor. Çünkü çok yanlış yüksek, yönlenmiş. Çok yüksek. Çok yanlış yönlenmiş çünkü. Ben hemen gittim kaydımı sildirdim bugün. Ertesi gün beni çağırdı. Buyurun hocam. Kaydını sildirdin mi dedi. Evet. Şimdi dedi seninle çalışırım ben işte. Kararsızlarla çalışmam. Sen deseydin ki hocam bir düşüneyim filan diyecektim git evlat işine bak. O da cepte dursun. Evet. Madem sen kaydını sildirdin gel dedi bana. 2 ay kadar benimle uğraştı ve 2 ay sonra benim 20 yıllık hayalimi belirledik. Ve bunu yaz dedi. Senin 20 yıl sonraki hedefin bu. Bütün çalışmalarını buna yönlendireceksin. Bir kağıda yaz, yazdım. Cüzdanına koy, bunu unutma dedi. Buna göre bütün çalışmalarını bu hedefe göre. Ben gittim dolabımın kapağına yazdım. Ve şöyle yazdım. 1979-1980'in başı. 20 yıl sonra yönetim organizasyon profesörü olacağım. Parantez açtım, inş yazdım inşallah. Altına yazdım. 20 sene sonra Türkiye'nin tanıdığı bir şair olacağım. Parantez açtım, inş inşallah. Hemen altına kırmızı kalemle büyük harfleri hiç unutmuyorum. Hemen altına bantladım böyle yapıştırdım. Mehmet Akif'in o beytini yazdım. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur bilmiyorum, başka çıkar. Bir hafta 10 gün içerisinde de meşhur oldum. Çünkü de, birinci sınıftayım, ikiye geçiyorum filan işte o ara. Yazıyı gören, Allah Allah daha 3 senesi var mezun olacak, 4 yıllık okul. Adam şimdiden profesör olmuş filan diye benimle bir dalga geçmeye başladı filan. Şimdi diyeceğim şey o, ben o hayali gerçekleştirmek için sonraki 20 yılımı ona göre organize ettim. Ona göre kendimi düzenledim. Dili ona göre çalıştım. Diğer konulara ona göre çalıştım. Yönetim organizasyona ona göre çalıştım. Kendimi ona göre ayarladım. Ve girdiğim ilk asistanlık sınavında 12 kişiden 11'i kaldı ben. Başarılı oldum. Yönetim kurulu kabul etmediği için geri döndüm. Kayseri'den Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler'de 41 kişi dil imtihanına girdik. 40'ı elendi tek kaldım ve asistan oldum. Neden? Çünkü 4 yıl aşağı yukarı 20 yıllık hayalle çalışmıştım. Ben. Evet. Şimdi bunu yapmadan, sebat etmeden, istikrar göstermeden, o bedeli ödemeden, anlatabildim mi? O çileyi çekmeden başarılı olamazsınız. Mümkün değil. O zaman nedir biliyor musunuz? Kolaycılıktır. Yani ben hiçbir şey yapmayayım hem de başarılı olayım. Getirsinler bana bir define versinler, o ben zengin olayım falan değil gibi mi? Bir şey. Hayır hayır. Hiçbir yerde hiçbir define bizi beklemiyor. Şans öyle faktörüne şey. Bazı insanlar çok vurgu yapıyor. Hani başarılı olan kişinin emeğini görmeyip orada işte ya çok şanslısın ya senin şansın yaver gitti. Ya o şansı ortaya çıkarmak için ne kadar emek verildiğini görmüyorlar. Şöyle güzel bir söz okumuştum hocam. Diyor ki insanlar bazı şeylerin bir gecede olduğunu sanıyor. Dostum onlara bazı geceler uyumadığımı söyle diye. Yani öyle o şanslısın ya bak şansın yaver gitti seni aldılar. Ya beni alsınlar diye. Beni alınacak hale getirmek için kaç gece uyumadım, ne kadar çalıştım onu siz biliyorsunuz o arka plandaki emeği. Yani Şebi Yalda'yı müneccimle muvakkit ne bilir diyor. Değil mi? Gam çekenlere sor ki gece kaç saat? Kaç saat değil mi? Kolay mı o iş yani? Ders çalışan, uykusuz ya, kalan, ya. O hedef için, 20 yıllık hedefi için, hayali için çalışan kişi onu bilir. Burada emeklerin karşılığını görmek, bedelini ödeyip bir başarıya ulaşmak söz konusu. Sınavlardan önce türbeler gezen, okunmuş kalemler, okunmuş pirinçler, şekerler taşıyan, dağıtan filan büyüklerimiz olur. Dua edenler. Bir gün öncesi rutindir. Haber bültenlerinde de görürüz. Şöyle hoş bir tweet vardı. Diyor ki öğrenci, anneme dua et de sınavda başarılı olayım dedim.
Allah emeklerinin karşılığını versin dedi. Diyor ki emeği niye karıştırıyorsun? Emeklerimin karşılığını verirse kalırım. Yani emek vermeden yani işte geçeyim bir şekilde dua edeyim. İşte bu dua da çok sanki şey bir dua değil. Bizi hedefimize ulaştıracak bir dua etme şekli değil. Fiili dua derdi büyüklerimiz. Kavli duayla fiili duayı birbirine karıştırıyoruz. Nasıldır bunların? Ya kavli dua elimizi açıp Allah'ım sen bana işte şunu ver, bunu ver filan. Hani sınavı geçeyim Allah'ım. Fıkrası da varmış ya, adam böyle oturmuş dua ediyor. İmam da şaşkın şaşkın izliyor adamı. Allah'ım bana çok para ver. Allah'ım bana işte şurada bunu ver, burada bunu ver, şöyle ver, böyle ver. Namazdan sonra çağırıyor ya kardeşim diyor. Cennet istesene, dinini yüceltmeyi iste başka. Hocam diyor herkes kendinde olmayanı ister yani. Ben onlar yoktu, onları istiyordum filan. Yani öbürleri sanki kendisinde varmış gibi. Şimdi sözle dua etmek, fiili dua yoksa işe yaramaz. Şöyle yarar, başkaları için dua ediyorsanız. O ayrıdır. Evet. Çünkü başkaları için dua etmek faziletlidir. Allah'ım koru, yolda bırakma. Allah'ım yardım bana eyle, yardım şu kulunu gözet. Başkası için daha faziletli bir duadan söz ediyorum. Allah'ım şu kulumuzu başarılı kıl. Sizin duanız kabul olursa Allah ona bir yol açar, bir imkan verir. Ama o kulun fiili duası yoksa ve fiili duayla başarılı olunabilecek bir şeyse, bir hedefse Cenab-ı Hak o duayı işleme koymaz. Evet. Çünkü fiili duanın gerektiği yerler bellidir. Yani siz sınav kağıtlarına yanlış cevap yazacaksınız, istediğiniz yeri kazanacaksınız. Böyle bir şey yok ki, doğruyu yazmanız lazım. Değil mi? Çok dua etsek de, okunmuş kalem kullansak da gerek bizi bir yere taşımaz. O zaman niye dershanelere gitsin, niye sınavlara o kadar çok çalışsın? Fiili dua etmeden. Değil mi? Çok böyle duası makbul birini bulursunuz, dua ettirirsiniz. Allah Teala size o doğru şıkları gösterir, ona hepsini işaretler çıkarsınız. Öyle bir şey yok. Evet. Yani biz dua edelim çalışmadan, milletimiz müreffeh olsun. İşte bu yüzyıl dünyanın en büyük devleti olalım Türkiye olarak filan, ama hiçbir şey yapmayalım. Görüşürüz. Yani öyle bir şey yok. Evet. Çalışmadan başarılı olan herhangi bir siyasi sistem var mı mesela? Hiç çalışmayacak, başarılı olacak. Dünyada yok. Her şey için böyle. Emek, fiili dua bedenimizle, elimizle, ayağımızla, gözümüzle, ruhumuzla, düşüncemizle yapabileceğimiz her şeyi yapmaktır. Evet. Kavli dua ise sözle onu desteklemektir. İşte orada tevfik Allah'tandır. Eyvallah. Gayret benden, tevfik Allah'tan. Allah'ım sen yolu aç. Eyvallah. Ben çalıştım. Elimden geleni yaptım ve hayırlısını. Hayırlısını istiyorum. Hayırlısı. Peki başarılı olmak için günümüzde sanki her yolu mübah gören de bir hakim söylem var popüler kültürde. Yani başkalarının omuzlarına basarak, onları ezerek yükselmek, koş yoksa düşersin diyor yine bir popüler kültür sloganı. Sürekli koşmak, sürekli yükselmek ve makyavelist bir şekilde amaca ulaşmak için her yol mübahmış gibi. Ulaştığı sonuç, ulaştığı kendince bir zirve, evet, sanki bütün geçmiş tırnak içinde günahlarını unutturacakmış gibi kazanan olacak. Çünkü kazanan mı olacak? Yani bu anlayışla nasıl mücadele edilir? Bu anlayışı kabul etmiyorum. Buna bir ömrümce de karşı koydum. Makyavelist mantık, her yolu mübah gören, başarı için her şeyi, krallara başarılı olmak için öldürebilirsin diyen bir mantıktır. Bu mantık bize göre değildir. Bu Batı medeniyetinin bugünkü halinin de arkasındaki temel düşüncedir. İnsanı su gibi harcayan, insanın kıymetini bilmeyen, yuvasını dağıtan bir medeniyettir. Bizim medeniyetimiz yuva yapan bir medeniyettir. İkisi arasındaki fark budur. Dolayısıyla başarı için her yol mübah değildir. Bizim başarımız, bizim dışımızda bir canlı varlığa zarar veriyorsa mübah değildir. Başarı göstermek için karıncaları eziyorsak mübah değildir. Biz başkalarına zarar vererek zaten diğer gamlığı unutmuşuz demektir. Yani bizim medeniyetimizde diğer gamlık vardır. Yani kendinden önce başkası için istemek. Kendiniz için istediğinizi başkası için de istemek, kendiniz için istemediğinizi başkası için de istememek. Yani bu bir defa önemli bir düstur birincisi. İkincisi, materyalist mantıkta, bireyci mantıkta kendi mutluluğu başkalarının mutluluğun üzerindedir kişi. Kendisi mutsuzsa başkalarının mutluluğundan duyabileceği bir haz yoktur. Evet. Dolayısıyla bu hazcılık, bu hedonist yaklaşım ortadan kaldırılmak mecburiyetinde. İnsanlığın geldiği nokta bugün maalesef bir felaket noktasıdır. Sadece Afrika'nın değil, dünyanın bütün aç insanlarının bir yıl içerisinde doyacağı kadar yiyeceği içeceği dünya bir günde israf edebiliyor. Evet, böyle bir dünyada yaşamak bana mutluluk vermiyor.
Ben burada çok şeyi yerken birisi orada açlıktan ölüyorsa paylaşımda bir sıkıntı vardır. Kaynakların dağıtımında bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla böyle bir mantık yok. Bizim mantığımız bu değil. Böyle de olmamalıyız. Bizim başarımız bizden başka herkese de yararlı olabilecek bir başarıysa anlamlıdır. Evet. Bizim başarımız bizden başka insanlara zarar verecekse ve onlara fayda sağlamayacaksa o başarının çok fazla bir hükmü yoktur. Bizim medeniyetimizin mantığı da böyle değildir zaten. Biz ezerek başarılı olmayız. Evet. Biz başkalarını da yücelterek ve yükselterek başarılı oluruz. Bu bir ara popüler olmuştu hocam. Ubuntu diye bir kavram var ya, evet, onu hatırlattı. Batılı gözlemciler, araştırmacılar Afrika civarlarında bir grup çocuğa gidip diyorlar ya hani işte şu ağacın altında meyveler var. Hızlı evet. koşup hanginiz önce giderse o kazanacak ve meyveleri o yiyecek. Ve çocuklar el ele tutuşup birlikte gidiyorlar. Niye böyle yaptınız deyince ya biz böyle yaparız diyorlar. Biz olursak biz anlamlıyız. Ben değil, biz olursak anlamlıyız. Ve ne kadar güzel bir şey. Yani benim başarmam ille de birilerini ezmeme, birilerinin kaybetmesine, geride kalmasına, mahrum olmasına bağlı değil. Ben dediğim şey bizim içerisinde anlamlı, ilişkiler içinde ben anlamlıyım Doğru. Diyor. Bir şey sorabilir miyim? Yani siz çok şey sordunuz. Bir de ben size bir soru sorayım. Şöyle bir dünya tahayyül edin. İnsanların birbirleriyle omuz omuza yaşadığı, birbirlerinin acılarını paylaştıkları, sıkıntılarını paylaştıkları, bölüştükleri, yani iyi aileler kurdukları ve iyi topluluklar oluşturdukları bir dünyada küresel mantıkla dünyayı tek pazar haline getirmek isteyenler başarılı olabilir mi? Hayır, çok mutsuz olurlar. Peki, şöyle bir dünya düşünün. İnsanlar tek başına yaşıyorlar, bireyselleşmişler, menfaatlerini başkalarına bulaştırmak istemiyorlar, ailelerinden bile uzak tutuyorlar. Aile arasında bile menfaat bölüşümü kavgalara neden olabiliyor ve insanlar kendi başarıları için başkalarını ezmeyi göze alabiliyorlar. Ben başarılı olayım, ben fabrikamı çalıştırayım, çevre kirlensin. Ben başarılı olayım, öbür arkadaşım ezilsin. Bunu düşünebiliyorlar. Böyle bir dünyada insanlığı tek bir pazara dünyayı dönüştürmek için yönetmek mi daha kolaydır, diğerinde yönetmek mi? Böyle bir dünyada. Atomize ettikten sonra, evet, çünkü insanları mankurtlaştırıyorsunuz. Tek haline getiriyorsunuz, onun hafızasına bilgiler yüklüyorsunuz, köleleştiriyorsunuz. Onu yediriyorsunuz, içiyorsunuz, içiriyorsunuz, ona parayı veriyorsunuz. Mevkii, makamı veriyorsunuz ama onu başkalarının mevki, makamı halini düşünemeyecek şekilde materyalist bir hale getirip o insanı tek bir tuşla yönetebiliyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz. Bu George Orwell'ın 1984'te anlattığı dünyayı kurma anlamına gelir. Yani büyük biraderin bir kamerayla herkesi kontrol edebileceği bir dünyada bireyler maalesef ferdileşmiştir insanlar. Evet. Menfaatperestleşmiştir, makyavelistleşmiştir. Menfaatlerin dışındaki şeyleri bilmezler. Kendilerine menfaat sağlayacak odaklara teslim olurlar. Ki hayatı yaşanılır kılan şeylerden biri kalbine karşılık bir kalbin olması. Bu aile ferdi olabilir, dostlar, evet, yaran olabilir. Bizi can kulağıyla dinleyen, derdimizle dertlenen birinin olmasıdır. Bu ilişkiler içinde var oluyoruz biz. Bağ kurarak yaşayan canlılarız, ünsiyet, tabii, eden canlılarız. Bu sevginin mutluluğudur. Sevginin, evet, mutluluğu sizin az önce bahsettiğimiz dünyada yoktur. Satın alınamayan bir şey. Sevginin mutluluğu yoktur. Paranın da mutluluğu olmayacağına göre o insanlar yerler eksen olur giderler zaten. Yani sırf başarı odaklı yaşayıp da ailelerini, ilişkilerini, iç dünyalarını ihmal eden insanların pek hayırlı olmuyor. Öyle bir başarı kalmıyor zaten. Evet, o gerçek bir başarı değil. Yani insanlığa hayırlı hangi eserin arkasında böyle bir insan vardır? Yoktur. Değil mi? Evet. Kendine belki geçici olarak haz veren bir şeydir ama i̇şte itminan vermez. Dedim ya hedonizmin vermez. Hakimiyeti, evet, hedonist mantık, hazcı mantık. Evet. Ya ben mutlu olayım, bana haz versin, öbürü ne olursa olsun. İnsanı böyle bu hale getirmek insanı insan olmaktan uzaklaştırmaktır. Peki biraz değindik ama daha net spesifik de sormak istiyorum hocam. Başarıyla inanç ve ahlak arasında nasıl bir ilişki var? Bütün bu söylediklerimiz aslında toplamı. İnanç ve toplamı. Şimdi ya inançla alakasını kurabilmek için başından beri insanın yeryüzüne inanç serüvenine iyi bakmak lazım. İnsan yeryüzüne neden gönderildi? Hazreti Adem, Hazreti Havva neden geldi? Yeryüzünün mücadelesini anlama geliyor. Hazreti Adem'in karşısında dikilen şeytan nedir? Şeytanın fonksiyonu nedir? O neden insanı putperestliğe yönlendirirken Allah peygamberlerle vahdaniyeti korumaya çalıştı? Yeryüzünde korudu bugüne kadar. Kıyamete kadar da kalacak. İslam hakim olacak filan. Şimdi baktığımızda inanç temelinde bu
serencamı iyi öğrenmesi lazım kişinin. Başarısına anlam kazandırabilmesi için bu gerekli. Başarısına anlam kazandırabilmek için bu gerekli. Altını çizmek. Eğer bir inanç yoksa kişi başarısına anlam kazandıramaz. Ve o başarı muallakta kalır. Neye yaradığı belli olmayan bir hedefi gerçekleştirmiş olur. Oysa bir hedefe vardıysanız o hedef neye yarayacak? Neye hizmet edecek? Siz yarın öldünüz gittiniz, ne kalacak geriye? Bu tamamen inançla alakalıdır. Ahlaka gelince ahlak neyin iyi neyin kötü olduğunu öğretir bize. Bir temel ahlaki prensipler vardır. Evrensel ahlaki değerler vardır. Bu değerlere en azından kişi Müslüman olmayabilir, Hristiyan olmayabilir ya da ateist olabilir, başka olabilir. Ama yani bu değerlere en azından riayet ediyorsa başarısı insan için faydalı hale gelebilir. Nedir? Mesela yalan söylemek yanlıştır. Yalan söylemeyi doğru bulan bir ahlaki anlayış bulamazsınız yeryüzünde. Yani hiçbir inanç size demez yalan. Adam öldürmek böyledir. Bazı inançlar hariç, yani başkalarının ölümünü hoş gören. Mesela hırsızlık etmek, değil mi? Bütün değerlerde yanlıştır. Yani başkasının malını çalmak, el koymak, insanların malına ya da başka değerlerine göz dikmek. Şimdi en azından bunlara riayet ederek, evrensel ahlaki prensiplere riayet ederek bir insan çalışıp başarılı olsa dahi insanlığa zararı en aza iner. Aza iner. E bir de bunu sağlam bir inançla donattığımızda, mesela İslam ahlakıyla donandı. O zaman ya üst düzey bir ahlak yaptığı her işi kendisi için değil, önce başkaları için yapacak noktaya gelir. Bu nedir biliyor musunuz? Bu artık şahsi için bir şey istemeden insanlık için, toplum için, milletin geleceği için dava sahibi olmak, bir ülkü sahibi olmak, bir ufuk sahibi olmak anlamına gelir ki bizim böyle bu manada yıldız insanlarımız vardır. Ömürlerini milletlerine, toplumlara vermişlerdir. Kendilerini vermişlerdir. Kendileri için hiçbir şey biriktirmeden kendilerini bütün bir topluma vakfetmiş insanlar vardır. Bu üst düzey noktaya ulaştırır bizi. Onun için başarıyı anlamlandırabilmek için inanca, başarının sınırlarını muhafaza edebilmek için de ahlaka ihtiyaç vardır. Bu kaçınılmaz. Evet. Sınır olmadan evet, hiçbir şey olmuyor. Olmaz. Sınırsız bir başarı. Hayır. Sınırsız bir kazanç. Sınırsız bir haz. Böyle bir şey yok. Sınırlarımızı bilmemiz tabii gerek. Peki baştan birazcık biliyor olsak bile insanız ya, zaaflarla evet doluyuz. Baştan diyelim ki inançlı, ahlaklı, sınırlar içinde hareket ettik ve sonra da bir başarı kazandık. Şeytan bizim rahat inancımız bırakmaz. Gereği rahat bırakmaz. İnsana kibir gelir, gurur gelir, böyle narsistik duygular, evet, şımarma, kendini beğenme, övünme, onu kendinden bilme gibi haller de gelebilir. Bunlarla nasıl baş edebiliriz? Hiç kolay değil. Evet, insan hata yapabilir. Günah işleyebilir. Günahları küçük görmek anlamında söylemiyorum. Ama kibir en büyüklerinden bir tanesidir. Yani kibirlenmek işi çok farklı bir noktaya taşır. Allah kibirle yürüyenleri sevmez. Allahu Ekber deriz. Allah en büyüktür. Bizim herhangi bir büyüklüğümüz filan yok. Biz o yaptıklarımızı Allah'ın verdiğiyle yapıyoruz. Yani malzemeyi yaratmış, bedeni yaratmış, aklı vermiş, dayanıklılığı vermiş, o izanı vermiş, o hafızayı vermiş. Sen Allah'tan aldıklarınla bir şey yapıyorsun, vay be ben yaptım falan diyorsun. Böyle bir şey yok kardeşim. Orada ne yapacaksın biliyor musun? Şükredeceksin. Allah'ım sana şükürler olsun, bana bunları verdin. Ben de bunları gerçekleştirdim. Buradan çıktığı andan itibaren kişi zıvanadan çıkmaya başlar. Yani kibirlendiği anda, işte ben buyum falan deyip yürümeye başladığı andan itibaren geriye gitmeye başlayacaktır. Çok büyük şeyler yapsa bile Allah'ın indinde onun bir değeri olmayacaktır. Çünkü kendisinden bilmiş olacak. Kendisinden bilmiş olacak. Şöyle bir hikaye vardır. Hazreti Musa zamanına atfen anlatılır. Bu önemlidir. Bir adamı Hazreti Musa taş yontarken görür. Bakar bir taş almış yontuyor. Yontuyor. Sonra bir bakar bir başkası daha taşın üzerinde. O da böyle gökyüzünü ellerini açmış konuşuyor filan hareketler yapıyor. İkisi de taşın üzerinde ama biri yontuyor, biri ellerini hareketler yapıyor. Bir bakıyor bir küfürler ediyor filan. Yanlış şeyler söylüyor. Hikmetinden sual olmaz. Rabbim bunun şeyi nedir hikmeti? Biri taşı yontuyor, biri taşın üzerinde. Cenab-ı Hak kendisine bildiriyor. Diyor ki taşı yontanın çocuğu öldü. O taştan düştü. Taşı yontayım ben bu taşı kırayım ki bir daha bu taş çocukların ölümüne sebep olmasın diyor. O şakilerdendir ve cehenneme girecek. Hazreti Musa şaşırıyor. Öbürü peki ya, o küfür ediyordu.
O da haşa bana sövüyordu. Sen benim çocuğumu niye öldürdün? Benim ne suçum vardı? Hmm. O da şey yapacak, tevbe edecek ve cennete girecektir. Peki bunun hikmeti nedir? Biri taştan bildi ölümü diyor. Taştan bildi. Taşını öldürdüğünü zannetti. Öbürü benden bildi. Benden bilen doğru yoldadır. Yanlışına tevbe ederse affederiz cennet. Ama başkasından bilen yanlış yoldadır. Şimdi siz başkasından bildiniz mi? Kendinizden bilmeye başladınız mı bitti. İşiniz biter. Çünkü siz sahibi siz değilsiniz. Sizi de alacak. Verdiği ruhu da alacak. Toprak olacaksınız. Toprak diyecek hadi yap bakalım. Onun için kibirlenme yok. Ne yaparsak yapalım. Allah'a dayandık. Sahaya sarıldık. Hikmete rağm olduk. Mehmet Akif'in bu beytinin şeyinden çıkmayacağız. Kibir, başka başka şeyler, işte şımarmalar bunlar olabilir. Bunlara engel olması lazım kişinin. Aman ha demesi lazım. Çünkü bunu demediği andan itibaren başarı öyküsü haşarı öyküsüne döner. Başarılı adam haşarı bir adam olur çıkar. Evet. Başarıdan haşarıya geçmemek lazım. Evet, ona dikkat etmek lazım. Çünkü evet hedef koydu, strateji belirledi. Önce Allah'a dayandı, sonra da disiplinli bir şekilde çalıştı. Sonra dedi ki ya ben de yani bayağı çalıştım yani diğerleri gibi değilim. Bende de bir şeyler var yani. Bende de bir numara var diyecek ve kendini orada bir ayrı görecek. Çünkü insan bazen yapısal özellikleriyle övünür. İşte kaşıyla, gözüyle, boyuyla, posuyla. Bazen de işte çalıştım, bu malı ben kazandım ya da bu unvanları ben aldım, okudum, kafam çalışıyor. Her gün 30 saat çalıştım işte falan diye. Hani kendi emeğini ile de övünebilir. Bana bunu yapabilecek kabiliyeti, azmi kim verdi, müsaade etti, enerji verdi bana. Onu yapabilecek isteği verdi, motivasyonu diye de. Yine orada kaynaktan çok ayrılmamak lazım. Lazım, hiç ayrılmamak lazım. Yaratılmış olanın övünmeye hakkı yoktur. Çünkü siz yaratıldınız zaten. Evet. Neyle övüneceksiniz ki? Bizde güzel bir şey varsa verilmiş olandır zaten. Verilmiş. Yani siz o akıl olmasaydı o problemi çözebilir miydiniz? Ben yaptım. Tamam da aklı nereden aldın kardeşim? Şimdi şiirleri yazıyorum ben değil mi? Peki sorarım. Bana o gönlü kim verdi? Bana kalem, o el, o imkan. Evet. Şimdi ben bunları görmemezlikten gelip ben ne büyük şairim falan diye böyle kurulduğum anda iş gider. Öyle bir şey yok. Bunu yapmamamız lazım Allah korusun. Benim en çok korktuğum odur. Yani o kibir şeyine girmememiz gerekiyor. Çünkü Allah sevmiyor ve açık beyan ediyor. Yeryüzünde kibirle yürüyenleri sevmem diyor. Allah'ın sevmediği bir şey olmak ne kötüdür. Kötüdür yani. Yunus Emre diyor ya, hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Evet. Bir dem girer kibir evine, Firavun ile Haman olur diyor. Evet. Yani bazen çok mübarek hislerle dolup taşabiliriz. Tabii. Bazen de aynı kişi, aynı biz. Tabii. Karanlıklarımız ve gölgelerimiz de olduğu için o Firavun'un, Haman'ın ahlakına da bürünebiliriz zaman zaman. Bu risk hepimiz için var. Evet. Uyanık olmak, teyakkuzda olmak, farkında olmak. 3-5 cahil bir alime gittiler ve onu küfre götürdüler diyor bir bizim düşünürlerimizden birisi. 3-5 cahil bir kafire gittiler. Onun mümin olmasına vesile oldular. Soruyorlar bu nasıl olabilir? 3-5 cahil gitti bir alime. Dediler siz ulusunuz, çok büyüksünüz. O da böyle bir kibirlendi. Vay be ben neymişim falan diye gitti. 3-5 cahil bir küfürdeki alime gittiler, yani başka birine gittiler. Onlara baktı, onların cahilliklerini gördü, kendi ilmini gördü. Ya dedi bu farkı yaratan birisi olmalı, bunlar niye böyle değil? Yaratıcıya meyletti, döndü. O da cennetlik oldu. Şimdi bu kibir meselesi bu kadar önemli. Bunun başarıdan uzak tutulması şarttır. Çünkü bunun başarıyla birleştirdiğimiz andan itibaren başarı insanlığa zarar vermeye başlıyor. Birinci nedeni şu, o başarılı kişi numune insan olmaktan çıkmaya başlıyor. Yani ona bakan insanlar başarı bu mu yani? Ondan uzaklaşıyorlar. Yani çünkü tepeden bakma bir tavır ortaya çıkacak. Siz kimsiniz tavır ortaya çıkacak. Ben büyük bir insanım filan tavır ortaya çıkacak. Bu rahatsızlık veren bir tavırdır. Normal insan tipi bundan hoşlanmaz. Kendisine tepeden bakılmasına rıza göstermez. Ve başarı ve üst düzey bir insan olma hassası böyle bir geliştiği zaman da tepeden bakmaya başladığı andan itibaren de olumsuzluk meydana getirir. Mesela bir arkadaşım bana şöyle demişti üniversitede. Çok başarılı insanlar var. Bazen onlarla yan yana geldiğimde başarılar gözümde küçülüyor demişti. Niye diye sordum. Dedi ki halleriyle gösterdikleri tavır ve davranışlarla eserleri uyuşmuyor. Eserler çok güzel ama gösterdikleri tavır ve davranışlar
bir kibir, bir kendini beğenmişlik falan bizi rahatsız ediyor ve küçülüyor. Bunlarla ilgili tecrübelerim çok fazla benim. Mutlaka o dediğinizden uzaklaşması lazım kişinin. Başarıyı muhafaza etmenin yolu başarı ahlakını da muhafaza etmekten geçiyor. Başarı ahlakı. Tabii. Çok önemli bir başarı ahlakı. Evet. Peki değerli hocam, şu da çok konuşulur ya, sevdiğin işi yapmak. Şimdi evet, mutlulukla ilgili araştırmalar, bizim meslekte malum hep mutluluk ve insanın ruh halini biraz iyileştirmek üzere çabaladığı için psikoloji alanı da, mutluluk araştırmalarında şunu sıkça görüyoruz. Çok şükredenler daha mutlu etmeyenlere göre. Sevdiği ve sevildiği ilişkiler içerisinde olan, mutlu eden, mutmain eden daha çok ilişki çünkü. Sağlıklı ilişkileri olanlar daha mutlu. Başkalarının faydasına işler yapan, veren el olan, iyilik yapanlar, hayır yapanlar daha mutlu. Ki bu araştırmalar her milliyetten, her milletten insanın yaptığı ve katıldığı araştırmalar, Müslümanlara özel değil. Bunlar ve sevdiği işi yapanlar da mutlu. Ama şu bir gerçek ki herkes istediği okulu da kazanamıyor, istediği mesleğe de giremiyor. Bunun önünde maddi, manevi, zihinsel kapasiteyle ilgili ya da eğitim sistemiyle, sosyal çevreyle ilgili bir sürü kısıtlılıklar ve engeller var. Herkesin öyle sevdiği işi yapması çok kolay değil. Bir konuğumuz yine sosyoloji alanından demişti ki, sevdiğini alamıyorsan aldığını seveceksin. Karadeniz tarafında öyle derlermiş. Hani eş anlamında. Evet, evet. Meslek olarak da dedi herhalde bunu yapmak lazım. Hani sevdiğin mesleği yapamıyorsan yaptığın mesleği seveceksin dedi ama çok da kolay değil sanki. Değil. Nasıl olacak? Sevdiğin işi yap ve mutlu ol. Şimdi söyledik ya, iş tatminsizliğinin temelinde yaptığı işi sevmemek var. Yaptığı işi sevememenin temelinde de yeteneklerinin dışında bir iş yapmak var genellikle. Yani mesela öğretmen olmuş ama öğretmenliği sevmiyor. Neden? İnsan ilişkilerini yönetmeyi sevmiyor çünkü. Neden? Çünkü beceremiyor. Yönlendiremiyor insanı, beceremiyor. Yani o kabiliyeti yok. Siz onu getiriyorsunuz 50 kişilik, 40 kişilik sınıfı idare etme noktasına. Bir süre sonra öğretmenliği sevmemeye başlıyor. Üst düzey mesleklerden olup mesleğini sevmeyen çok insan gördüm ben. Yani doktor ama doktorluğu sevmiyor. Mühendis mühendisliği sevmiyor. Bunların temelinde o iç analizini iyi yapıp, neyi yapıp, neyi sevip, neyi sevemeyeceğini belirlememek yatıyor. Bir defa bir, yeteneğimize uygun işi seçeceğiz. Aileler yeteneklerine uygun olarak yönlendirecekler çocukları. O klasik aile baskısını bitirmemiz lazım. Hadi evladım doktor ol, mühendis ol değil. Evladım senin kabiliyetin neye yönelik? Sen ne olabilirsin sorusunu sormak gerekiyor. Evet. Ben mesela çocuklarıma kesinlikle şunu olacaksınız demedim. Yönelmelerine baktım, eğilimlerine baktım. Dedim ki tamam baba ben şunu istiyorum. Hatta işte bir son üniversite okuyan kızım var. Kızım iyi düşün dedim bak. Yani alternatifleri var ama hangisi sana uygun? En son yanıma geldi baba dedi tasarım bana çok uygun. Dedim o zaman tasarımı tercih edeceksin. Tasarım okuyor şu anda. Yoksa ben diyebilirdim tıp fakültesini kazan kızım mühendis oluyla. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Bu doğru değil. Çocukları yanlış yönlendiriyor. Çocuk kazanıyor, at gibi, koşar gibi çalışıyor, çalışıyor, kazanıyor. Müthiş bir çaba harcıyor. Fakat okuduğu zaman görüyor ki bu sevdiği bir şey değil. Sevmediği bir okulu bitiriyor, sevmediği bir iş yapmaya başlıyor. Ailede huzursuz oluyor. Çocuklarıyla huzursuz, eşiyle huzursuz oluyor. Çünkü işi sevmiyor. Hayatı kayıyor, hayatı gidiyor. Dolayısıyla yeteneklerini, mutlaka yetenek analizi yaptıracağız çocuklarımıza. Artık bu imkanlar var. Yeteneklerini tespit edeceğiz. O yeteneklere göre okul okumalarını, meslek seçmelerini sağlayacağız ki yaptıkları işlerde de mutlu olabilsinler. Ve kesinlikle insan mutsuz olduğu işte hedef belirlemez. Siz belirler misiniz? Bir işi sevmiyorsunuz. Kim size hedef belirletebilir? Yani ben bu işi sevmiyorum ama işte çok iyi şeyler yapayım. Yapmazsınız. İnsan sevdiği bir işi yaparsa üst düzey bir başarıyı gösterme imkanı elde eder. Sevmediği işlerde üst düzey başarı gösteren insanları tarih yazmış değildir. Böyle bir şey olamaz yani. Peki başta bir şekilde olmadı. Yani kişi okumak istedi, okuyamadı veya kapasitesi müsaade etmedi, ekonomik koşullar engel oldu, bir şeyler engel oldu ve o istediği şeyi yapamadı. Yaşı da biraz ilerledi. Evet. Şimdi bazen görüyoruz işte 70 yaşında istediği fakülteye girdi, kazandı. Okumanın da yaşı yok. Yeni bir şey öğrenmenin de elbette yaşı yok, sınırı yok. Ama pratikte herkes için çok mümkün ya da kolay olmayabiliyor. Doğru. Cesaretimiz kırılmış oluyor.
gücümüz azalmış oluyor yaş ilerledikçe. Artık bir şeylere fazlaca yatırım yapmış oluyoruz duygusal olarak ya da maddi manevi. Yeni bir şeye başlayacak, tırnak içinde maceraya atılacak gücümüz ve enerjimiz kalmayabiliyor yaş ilerledikçe. Dolayısıyla bazı insanlar sevdiğini alamadığı için aldığını sevmek durumunda. Ama yaptığı işe bir ideal yükleyemiyorsa, her gün tek düze bir şekilde aynı şeyi tekrar etmek gibi bir işse bu. Çok böyle idealizm yüklenecek, işte toplumsal bir değişim, dönüşüm yaratacağım ya da öğrenci yetiştireceğim ve topluma fayda olacağım değil de, yayın öncesi de konuşuyorduk mesela, çay yapıyor, çay üretiyor, çay demliyor evet. ve ikram ediyor kişi veya bir temizlik görevlisi veya duvar ustası. Böyle çok idealist anlamda tatmin içermeyebileceğini düşündüren meslekler. Sevdiğini alamadıysa aldığını nasıl sevecek? Evet. Şimdi biz kariyer platosu diye bir şeyden söz ederiz. Kariyer düzleşmesi. Yani kişi eğer işini sevmiyorsa, o işle ilgili bir başarı hedefi yoksa bir süre sonra onun kariyer anlayışı düzleşir. Yani böyle devam edeyim, işte emekli olayım, orada kalsın. Şöyle bir eğilim göstermez. Yukarıya doğru çıkayım. O söylediğiniz meslekler kariyer platosu, kariyer düzlüğü daha fazla olan mesleklerdir. Yani bir çaycı nasıl kariyer yapabilir ki? İşte en fazla aşçı olabilir ya da işte belki ya çok orijinal bir çay evi yapabilir. Herkes gelebilir oraya. Aslında başarı bu değil. Biz başarıyı sadece kariyer yükselmesi olarak alıyoruz. Öyle değil. Mesela adam öyle bir çay yapmaya başlar ki şehrin her tarafında adamın çayı konuşulur. Bazı insanlar vardır böyle ufacık salaş dükkanlarda ama kuyruklar oluşur o dükkanların önünde. Evet. Herkes gider o köfteyi yemeye çalışır ya da o pilavı yemeye çalışır. Tost yani basit görünür ama tostu için ta uzaklardan gelinen i̇şte yerler var. Bu kariyer düzlüğü olduğunu zannettiğimiz bir meslekte bir insanın aranan insan haline dönüşmesidir yaptığı işle. Bu bir defa bir. İkincisi bunun yaşı yok. Ya ben 20'sini aştım artık 30'unu aştım. Böyle bir şey yok. Başarının 4 tane unsuru var. Bunları bir araya getiren 50'sinde de başarılı olur 70'inde de. Birincisi bilgi. İkincisi istek, üçüncüsü tecrübe. Ama gerek şart nedir? Gerek şart. Bunlar yeter şart. Sosyal hadiselerde iki şart vardır. Gerek ve yeter. Gerek olmadan yeter anlam ifade etmez. Gerek şart lazım ki yeter şart da tamamlayıcı olsun. Mesela değil mi? Demokratik bir ülkedeyiz işte seçimler yaklaşıyor tekrar. Nedir demokrasinin gerek şartı? Gizli oydur. Yani gizli oy olmadıkça demokrasi olmaz. Yeter şart da açık tasniftir. Oylar gizli verildi bir de açık tasnif ettiniz mi tamam. Tamamlanmış olur. Başarının gerek şartı yetenektir. Yani yetenek yoksa diğer üçü işe yaramıyor. Evet. Çok bilgili. İstiyor. Yeteneği yok. Ne başarılı olabilir ne tecrübe sahibi olabilir zaten. Mümkün değil. O zaman yeteneğine uygun bir işte kişi 50'sinde de yeterli bilgiye sahip olduğunda biraz da tecrübesi varsa üst düzey bir iş yapabilir, ortaya koyabilir. Yeteneği, bilgiyi, tecrübeyi bir araya getiren bir de istekli ise yaş fark etmez. Başarılı olabilir. Bunlardan herhangi biri noksan. Yeteneği var, isteği yok. Başarılı olmaz. Olamaz. Çok yetenekli ama çalışmadı. İstek göstermedi. Boş geçirdi zamanlarını. Yeteneği heder oldu. Çok iyi resim yapıyor ama ressam olamadı. Niye? Çünkü gece gündüz oturmadı, tuvalin başında beklemedi, çalışmadı, hayal kurmadı. Yani kelime kabiliyeti çok yüksek, şair olamadı. Niye? Okumadı, eski şiiri öğrenmedi, şiir üzerine emek vermedi. Bunlar olmaz. Yetenek tek başına yetmiyor. Yani yeteneği beslemek lazım tecrübeyle, yeteneği beslemek lazım bilgiyle, yeteneği motivasyonla ve istekle beslemek lazım. Bunların hepsi var, tecrübe yok. Olmaz. Çünkü tecrübe bilginin hayata aktarılmış şeklidir. Evet. O tecrübeyi de sahip olacak ki, İnsanı tanısın, hayatı tanısın, ona göre eser üretsin. Kısacası bunların hepsi iç içe geldiği zaman, üst üste birbirleriyle bütünleştiğinde başarı ortaya çıkar. Bunun da yaşı yoktur. Kesinlikle yaşı yoktur. Bu veli toplantılarında duyulan bir cümle vardır. Çocuğunuz zeki ama çalışmıyor. Demek ki o zaman zeka ya da yetenek çalışmaya eşlik etmezse tek başına pek de bir kıymeti yok. Hiçbir kıymeti yok, kalır. Nice öyle zeki insanlar telef olur giderler. Heder olur giderler. Benim de tanıdığım çok zeki çocuklar iyi yönlendirilemedikleri için çalışmadıklarından dolayı o zekalarıyla heder olmuş gitmişlerdir. Yani. Halbuki yani çalışsalar, bilgiye sahip olsalar çok üst düzey iş yapabilecek çok insan vardır. Ve bu değerlerin pek çoğu toplumda kaybolup gidiyor.
Evet. Çoğu defa da anneler babalar heder ediyorlar onları. Yanlış yerlere sevk ederek. Maalesef. Hevesi kırılıyor. Tabii. İsteksiz. Tabii. İstemeye istemeye ayakları geri geri gidiyor belki o dersleri alırken evet. ya da o okula Çok giderken. Çok ilginç bir hatıram var şimdi aklıma geldi. Bir kitap fuarında bir delikanlı geldi yanımıza, sahneye çıktı. Ben de başarı bedelistleri anlatmıştım. Böyle gözleri yaşlı. Dedi ki ben dedi şükrediyorum çünkü sizin başarı bedelistlerle ilgili konuşmalarınızdan dolayı intihardan kurtuldum dedi. Allah Allah yani şaşırdık. Yani nasıl oldu filan dedim. Hocam dedi annem babam ailem zorla doktor olmamı istiyordu. Ben de istemiyordum. Ben gidip 6 sene okuyamam o yükü çekemem diye. Israrla bana baskı kurdular ve işte tıp fakültesi. Puanlarım da yüksek tıp fakültesi kazanacaksın. Ben artık hayatımı kendi hayatımı yaşayamayacağım. Başkalarının hayatını yaşayacağım. Bunlar bana istemediğim bir hayat yaşatacak diye neredeyse intihar noktasına geldim. Kendimi camdan atacağım. Bunalmışım. Depresyona girdim. İstemiyorum. Ben sanat istiyorum. İşte resimle uğraşmak, şiirle, musikiyle o çekmiyor beni ama ben bunları istiyorum filan. Sonra tam böyle intihara düşündüğüm zamanlarda telefonuma bir bildirim geldi. Bir açtım başarı bedel ister. Allah Allah bu ne demek filan diye. Açtım diyorsun videolarınızı izledim. Şunu öğrendim. Benim yeteneğim var mı doktorluğa? Varsa yapabilirim. Ama aynı zamanda sanatla da uğraşabilirim. Evet. Bir insan aynı anda iki işle uğraşabiliyormuş. Sonra bir düşündüm. Evet ben doktorluk yapabilirim. Evet buna şeyim var. Ben doktor olsam aynı zamanda sanatla da uğraşsam nasıl olur? Ailemle konuştum. Ben tamam tıp fakültesini kazanacağım ama bana izin vereceksiniz. Ben resimle müzik demiş. İstediğinle ilgilen oğlum. Ha istemiyorsan artık tıp fakültesinde kazanma. Biz sen heder olmanı istemiyoruz. Onlar da söylemiş işte ben çok depresyona girdim filan. O zaman demiş tamam ben giriyorum. Hocam dedi ben şu an tıp fakültesi birinci sınıftayım ama şiirle, sanatla, edebiyatla da ilgileniyorum ve çalışmalar yapıyorum. Ne güzel. Şimdi bunu ailelerin bilmesi lazım. Zorla güzellik olmaz. Zorla güzellik olmaz. Peynir gemisi yürümez. Mümkün değil. Güzellikle, istekle olacak. İsteği yoksa kişinin yaptıramazsınız. Ve genellikle de Rukiye Hanım, yeteneği olmayan kişiler yeteneklerinin olmadığı alanı istemezler. Değil mi? Bilirler başarısız durup olacaklar. Durup dururken olmuyor. İstemezler. Yani beni alsınlar bir resim heykel müzesinin başına. Ben yapamam. Benim işim değil. Beni alsınlar bir resim atölyesinin başına getirsinler. Benim işim değil. Bir musiki atölyesinin başına. Hayır. Ama beni getirsinler işte bir edebiyat atölyesinin başına. Tamam orada istediğim gibi çalışırım. Yani istemem öbürünü. Neden? Başarısız olurum. Mühendisliği istemem çünkü başarısız olurum. Sosyal bilimleri isterim ya. Tarihi isterim. Başarılı olurum ya. Çalışırım. Ama öbürünü yapamam. Yani evde mesela ev işleri olduğu zaman aman diyorum benden uzak tutun. Çünkü yapmaya çalışırken kırarım. Musluğu yapayım derken musluk iyice kırılır. Yani böyle bir halim var. Yani yapamam ben. Benim el becerim çok zayıftır. Ama onun dışında düşünsel beceri, zihinsel beceri Allah'ın izniyle bana getirin. Böyle dağların içerisinde yürümeye çalışayım falan. Öbürünü yapamam. Evet. Şimdi bana yapamadığım bir şeyi verdiğinizde ben istek duyamam. Evet, evet. Ya çocuk da böyle. Evet. Çocuğun evet. yapamayacağı, yeteneğin olmadığı bir şeye yönlendiriyorsunuz. Nasıl isteyecek? Zorladığınızda ağlayacak köşe kenar. Orada çiçek açar. Tabii, tabii. Yeteneğinin olduğu yerde çiçek açar. Solacak öbür türlü. Evet. Evet. Ve soluyor. Birçok çocuğumuz böyle kaybolup gidiyor. Çok mutsuz. Gözlerinin evet. feri sönmüş. Evet. Daha lisedeyken okumaktan maalesef. Yılmış. Maalesef. Çok fazla öğrenci var maalesef. Bir de eğitim sistemimiz ağırlıklı belli tipte bir eğitim veriyor. Maalesef. Görsel ağırlıklı, görsel işitsel belki ağırlıklı. Kinestetik çocuklar heba oluyor. Sanatsal yeteneği olan çocuklar heba oluyor. Ezberci bir yeteneği şeyimiz var, sistemimiz maalesef. Var. Analitik, akıl yürütmeyle yok. Pek ilgilenmiyor yok. Sistem. Sanatsal dersler yok denecek kadar az. Maalesef. Müzik dersi, resim dersi haftada bir saat, o da her sınıfta yok. Evet, evet. Beden eğitimi aynı şekilde. Dolayısıyla matematik biliyorsan senden alası yok. Değilse yeteneksiz, başarısız, yetersiz hissettiriliyor bu sınav sisteminde. İnşallah şimdi düzeliriz. O güzel fıkra aklıma geldi. Hani adam kayığa biniyor profesör. Kayıkçıya soruyor matematik bilir misin? Yok. Ömrünün dörtte biri gitti. Fizik bilir misin? Bilmem. Ömrünün dörtte ikisi gitti. Coğrafya bilir misin? Bilmem. Dörtte üçü. Bizimki bu sefer soruyor. Yüzme bilir misiniz? Diyor ki yok. Vallahi kayık sallanmaya başlar. Düşerseniz hepsi gitti diyor. Ya. Şimdi onun evet. için. Evet, yerli yerine oturtmak lazım mesela. Aynen öyle. Nerede neyi bilmek bize ne sağlayacak? Peki değerli hocam böyle programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eyvallah. Sonunda sizden bir şiir de rica edeceğiz ama uygun görürseniz. Ondan Eyvallah. Önce birkaç şey daha sormak istiyorum. Bütün bu süreçte ümit var olmak,
nasıl bir yere oturuyor? Yani belki biraz yeteneğimiz var, çabaladık, istedik de olur ya da olmaz bilmiyoruz bir de sonucu. Tevfik Allah'tan dedik ama evet. O süreçte ümidimizi nasıl koruyacağız? Ümit olmadı var. Mesela. Hı. Ama siz o işi yapabileceğinizi biliyorsunuz. Nerede vazgeçeceğiz ya da nerede? Tekrar edebilirsiniz. Yeniden deneyebilirsiniz. Olmadı. Dediniz ki hayırlısı buymuş yani ben hayırlısını istiyordum bu sefer de o. Ama ben bunu yapabilirim. Tekrar deneyebilirsiniz. Ama şundan emin olmak kaydıyla. Gerçekten bu sizin yeteneğinizle alakalı bir iş mi? Bu işle ilgili elinizden gelen, üzerinize düşen hepsini yaptınız mı? Bu işle alakalı bütün şartları seferber ettiniz mi? Bakın eğer etmediyseniz, yapmadıysanız bir daha deneyin. Umudunuzu kaybetmeyin. Her şeyi yaptınız. Hiçbir şeyi eksik bırakmadınız olmadı. Vazgeçin çünkü her şeyi yaptığınız halde olmuyorsa bu sizin başarabileceğiniz bir iş değil demek. Burası kritik nokta. Yani olmayan hedefler, gerçekleştirilemeyen hedefler iki şeyden olabilir. Bir, kişinin kapasitesini aştığı için. İkincisi de kişi elinden geleni yapmadığı için. Elinden geleni yapmadığına kanaat getirirse umudunu kaybetmeden yenileyecek. Ama her şeyi yaptığı halde olmuyorsa ona vazgeçecek. Oradaki ısrar yanlış ısrardır. O ısrarda bulunmayacak. Yol o zaman, yakınken dönecek. Dönecek çünkü o ısrar zarar getirir. Tekrar uğraşır yine başarılı olamaz. Yine uğraşır yine başarılı olamaz. Çünkü yeteneğinin dışındadır. Ve hüsranla neticelenir. Hafızası bozulur. Zihni sağlığı bozulur. Ama bazı işler vardır ki böyle değildir. Mesela çok iyi bir hatip olabilirsiniz. Ama seçim kazanamayabilirsiniz. Yetmez. Yani mesela rahmetli Osman Bölükbaşı için falan böyle derler. Meydanlar tıklım tıklım doluydu ama seçimi başkası kazanıyordu. Yani Lincoln işte kaç tane seçim kaybetmiş. Ama umudunu kaybetmemiş adam. Ben bunu kazanabilirim diye. Çünkü yeteneği var ama şartları sağlayamadıkları için seçimi kazanamıyor. En son Amerika'ya başkan oluyor. Bunun çok fazla örnekleri var. Hatta mesela Edison için derler. Yani elektrik için deneme yaparken 10.000. Denemeyi yapacak. 9.999 denemeyi yapmış. Arkadaşı sormuş. 10.000. Başarısızlığı göze alabilecek misin? Verdiği cevap manidar. Ben hiç başarısız olmadım. Her defasında elektriğe çıkmayan yeni yollar keşfetmiştim. Bu defa bakalım elektriğe çıkacak mı yol? 10.000. de başardı deniyordu. Böyle bir kıssa okumuştum. Lincoln'un de söylediği benzer bir şey var. Diyor ki hata yapmaktan korkan bir adam hiçbir şey yapamaz diyor. Tabii. O zaman hata yapmaktan da korkmadan hareket edeceğiz galiba. Aynen. Değil mi? Başarısızlık da çok iyi bir öğretmen. Tabii. Başarısızlık bize kendimizi tanıtacak bir okuldur diyorlar. Doğru. O zaman biz hatalarımızdan ders alacağız. Biruni'nin söylediği bir şey var. Allah rahmet eylesin. Bizim Hazerfen bilim adamlarımızdan birisidir. İşte onun da söylediği bir şey var. Diyor ki bir insan günlük tüm yeme içmeye 20 dakikadan fazla süre ayırıyorsa başarısız olur. Oo evet. Yani düşünmesi, mesela üstünde düşünmesi. Nasıl, yani hadiseler nasıl baktığımızla alakalı. Yani bütün yeme içmenize günde diyor 20 dakikadan fazla zaman ayırmayın ki başka işlerde de başarısız olasınız. Yemekle vakit geçirirsiniz. Evet, odağınızdan ayrılmayın oturup diyor. Oturup günübirlik 6 saat yemeğe içmeye ayıran insanları düşünüyorum yani şimdi. Nasıl başarılı olacaklar, ne yapacaklar diye. Sırf belli bir türden yemeği yemek için başka şehre tur düzenleyen insanlar var. Biraz hani ehli keyifliğin sınırlarını zorlayan. Ama zaten demek söylediğim ki yani Biruni gibi Hezarfen olabilmek için de zaten buna dikkat etmek lazım. Yani birden fazla biliyorsunuz sanatta ve işte başarılı birden olmak fazla demek Hezarfen olmak. Bin ilimli Evet, bir yani 7 tuğla sahibi diyor eskiler. Eli uzun olan yani her yere eli uzanan tipler bunlar. Eyvallah. Peki değerli hocam başarıya dair epeyce zihnimiz açıldı. Bu çok güzel oldu. Üzerine sizi biz aslında daha çok yazar, şair olarak tanıyor insanlarımız ama çalışma ekonomisi sizin yönetim organizasyon, liderlik, motivasyon. O yüzden sizden bunu dinledik ama bir şiir de dinlemeden kapatırsak programı çok içimizde ukde kalacak. Eyvallah. Böyle bir talep olacağını bilemediğim için kitap falan getirmedim ama işte bu teknolojinin böyle güzel bir yanı var. Çok şükür. Telefondan siz söyleyince hemen bir şiiri almıştım, çıkarmıştım. Onu hemen size okuyayım. Beni Yakışına diye bir şiir. Aslında çalışmadığımız zamanlarda millet olarak nasıl başarısız bir noktaya geldiğimizi de anlatıyor. Bu şiiri bunun için seçtim. Bu şiirindeki yanmaların sebebi milletimizin kendisi ve çalışmasını zayıflatmasıdır. Hani bazen suçlarız ya dış güçler onlar bunlar diye. Aslında sebep biziz. Kendimizde aramamız lazım. Onu anlatıyor. Bu Beni Yakışına diye bir şiir bu.
O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum, ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi, ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut, bülbülün küllerine konan puhum dayandı. Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile, kaktüsün gölgesinde nazlı ahum dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım, kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak, günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme, ülkem yıkıldı. Heyhat, ordugahım dayandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin, başıma tac ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı, renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık senle ben, onu göreyim diye kıblegahım dayandı. Böyle bitiyor şiirimiz. Sesinize, nefesinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Diyorsunuz ki ülkem, insanım. Yıkıldı. Evet. Onlara baktım ve o duygular bana bunu yazdırdı. Tabii. İnsan... Biz kendimiz için değil, önce başkaları için yaşamayı öğreneceğiz. Eğer kendimizden önce başkalarının acılarını ağlamayı öğrenebilirsek, dünya başka bir dünya olacak artık. Başarıyı da önce başkaları için faydalı olabilecek bir kavram olarak hayatımıza iliklediğimiz zaman, düğmelediğimiz zaman, perçinlediğimiz zaman bu dünyayı değiştiririz. Allah rahmet eylesin, Mevdudi'nin kitabının adıydı yıllar önce. Gelin bu dünyayı değiştirelim demişti. Gelin başarıyı böyle anlayarak şu dünyayı değiştirelim. Eyvallah. Ben anladıklarımı son iki dakikamız kısacık özetlemek istiyorum müsaade ederseniz. Başarı sadece kendi koyduğumuz hedefin gerçekleşmesi demek değil, kendi yeteneklerimizi hesaba katarak dünyaya, insanlığa fayda verecek. Sadece kendimizi düşünecek değil, herkesi neredeyse düşünecek, kapsayacak şekilde ilerlemek. Tolstoy'du sanırım. Kendi mutluluğundan başkasını düşünmeyen insan kötüdür diyordu. Evet, evet. Kendi başarısından, kendi mutluluğundan bu anlamda başkasını düşünmeyen insan. İnsan neyle yaşar da onu ne güzel anlatır ya, yani. Değil mi? Tabii. O başarı kavramını hakikaten manevi boyutuyla da içselleştirmek istiyorsak, hem afakta hem enfüste dışarıdaki yansımalarına bakacağız. Kendimizi çok iyi tanıyacağız. Evet. Yeteneklerimizi, kabiliyetimizi, yatkınlıklarımızı ve bu iş için ne kadar bedel ödemeye hazır olduğumuzu hesaba katacağız. Belki Allah vergisi yeteneğimiz çoktur ama tembelizdir, motive değilizdir, yeterince emek vermeye hazır değilizdir. Gerçekçi bir şekilde kendi kapasitemizi göreceğiz. İnsanların ihtiyacını da hesaba katarak, çevremizdeki insanlığın hangi yarasına nasıl derman olabilirim? Bana verilmiş olan bu kapasiteyle onlar için ne yapabilirimi sorarak, bunun cevabını hesaba katarak istikrarlı bir şekilde yürüyeceğiz. İnşallah. Ümit var olacağız, sabırlı olacağız, disiplinli olacağız. Gayret benden, tevfik Allah'tan diyeceğiz ama orada gayreti tamamıyla gösterdiğimizden emin olacağız. İsyan etmeden ya da tamamen kadere, şansa bırakmadan işi, üstümüze düşen her şeyi yaptıktan sonra karşımıza çıkacak sonucun bizim için hayırlısı olduğuna inanıp ona da rıza göstereceğiz. Evet. Başarı bu anlamda, toplamda baktığımda başarı kendinden de razı olmak. Yaptığından, kendinden razı olmak, mutmain olmak, Allah'tan da razı olmak sanki biraz. Başkalarının da bizim yaptığımızdan razı olması. Razı olması. Eyvallah. Önemli olan bu. Eyvallah. Enfüs ve afak kelimelerini kullandığımız çok önemliydi. Afak dışla ilgilidir, ufuklar. Enfüs içle ilgilidir. Bu pozitivist felsefenin kurucusu, yani pozitivist mantığın kurucusu Auguste Comte'un dıştan araştırma metodolojisi vardır. Dıştan bakar her şeye. Yani afak. Evet. Ama ömrünün sonunda Enfüsi Terkip diye bir kitap yazmıştır. Oo, evet. Yani dıştan yaklaşımın hatalı olduğunu, duygulara da inmek, içe de inmek gerektiğini düşünerek bir kitap yazmış. Tamamlayamadan ölmüştür. Evet. Kitap Paris'te bir kütüphanede. Evet. Enfüs olmadan afak işe yaramaz. Yaramaz. Eyvallah. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür değerli hocam. Sağ olun. Sizi tekrar burada görmeyi çok isteriz. İnşallah. Onur verdiniz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Değerli izleyenler, biz bu akşam başarı kavramıyla kendi içimizde de bir yolculuğa çıktık. Umuyoruz ki sizi de çıkarmışızdır o yolculuğa. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.